Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nursaçan'la cuma sohbetleri başladı. Programımıza hoş geldiniz. Muhterem hocamız bizlerle stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Hocam nasılsınız? Görüşmeyelim. Rabbimize hamd ederiz. Bir cuma gününde değerli seyircilerimizle bir kere daha yüz yüze geldik. Rabbimiz lütfetti, ona hamd ediyoruz. Onun adıyla Bismillahirrahmanirrahim diyerek, ona hamd ederek, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyerek söze başlıyoruz inşallah. Allah razı olsun hocam. İstifadesi ziyade bir program olsun inşallah. Amin. Bereketli bir program olsun. Hatırlatmalarımızı yapalım sevgili izleyenler. Bugün yine hediyelerimiz var. 3 hediyemiz olacak. Kalem kağıtlar hazır olsun lütfen. Hediyelerimiz için şifreler vereceğiz zira. 2 Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Gördüğünüz gibi sandukalı, kadife kaplı 2 Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak. Bunun dışında bir de İnci kutulu Kur'an-ı Kerim ve seccade seti hediyemiz var. İçinde seccadesi var, Kur'an-ı Kerim'i var, zikir matiği var, ayraçı var, tesbihi var. Bu inci kutulu Kur'an-ı Kerim ve seccade seti 2 Kur'an-ı Kerim hediyemiz için toplamda 3 şifre vereceğiz. Birinci şifre az sonra diyelim ve telefon numaralarımızı ekranda görüyorsunuz. Onu da hatırlatalım. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz her zaman olduğu gibi. 0552 037 07 07. Telefon numaralarımız da 0212 alan koduyla 304 04 306 06. Dini ve sosyal hayata dair sorularınızı bekliyoruz. Mesajlarınıza bakalım. İzleyicilerimizin elbette selamları var. Efeler Diyarı Aydın'dan yazmışlar. Aydın'a selam bekliyorlar. Aydın hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Eskişehir İnönü ilçesi Dutluca Mahallesi Karakeçili Yörüklerinden selamlar. Sizleri çok seviyoruz. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin. Hocamıza selamlar. Yeni yayın döneminizde başarılar. Allah razı olsun. Hocam Eskişehir İnönü ilçesi Dutluca Mahallesi Karakeçili Yörüklerinde biz de selam edelim. Bir video sorumuz var. Bu soruyla başlayalım. Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Hocam size bir sorum olacak. Bu sorum namazla ilgili. Okuduğumuz bazı kaynaklarda Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namazda secdede dua edermiş. Bu doğru bir kaynak mı? Bazen öyle dua edermiş ki mübarek başı secdeden kalkmazmış. Bu doğru bir kaynak mı? Farz namazlarında bu dua edilebilir mi? Bununla ilgili biraz detaylı bilgi verebilirsiniz. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Buyurun hocam. Doğrudur yani. Sevgili Peygamberimiz namazda uzun süre kaldığını, hele tek başına kılarken veya nafile namazlarda Abdullah İbni Mesud diyor ki mesela bir gece Peygamber aleyhisselamla beraber namaz kılıyorduk. Öyle kıyamı uzun, rükû'u uzun, secdesi uzun bir namaz ki yani kıyamda sureler okuyor Allah'ın Resulü. Benim tahammülüm kalmadı, ben fikri bozdum diyor. Nasıl fikri bozdum? Ya ben ne yapayım, ben ayakta duramaz oldum, ben rükua gideyim, Peygamber aleyhisselam tek başına devam etsin dedim ama ona mahal kalmadan Peygamber aleyhisselam rükua gitti diyor. Yani mesela bakın Ayşe annemiz şöyle bir hatıra naklediyor. Peygamber aleyhisselam secdede o kadar kaldı, o kadar kaldı. Ben kulak verdim, dinledim. Yani Peygamber aleyhisselam secdede diyordu ki ya Rabbi azabından affına, gazabından rızana, senden yine sana sığınırım diyordu. Ve bir ara hatta Peygamber aleyhisselam vefat etti mi diye, çünkü o kadar fazla secdede kaldı Allah'ın Resulü, mübarek parmaklarına dokundum ve böyle dua ettiğini Allah gördüm Allah. Secdede Allah'ım affından yani gazabından affına,
ve celalinden cemaline, senden yine sana sığınırım diyerek dua ettiğini gördüm diyordu. Yani sevgili Peygamberimiz demek ki secdede de uzun süre kalıyor, gözyaşları bile döküyor. Hazreti Bilal sabah ezanını okumaya geldiğinde Efendimizin gözyaşlarının üzerine ıslattığını görünce, ya Resulallah, Cenab-ı Hak sizin bütün sadır olmuş ve olacak şeyleri bağışladığına dair Kur'an'da teminat veriyor. Ama siz de mübarek vücudunuza böyle eziyet ediyorsunuz. Ama Bilal, Allah'ı çok şükreden bir kul olmayayım mı? Ya. Bugün öyle ayetler nazil oldu. O ayetleri okuyup da düşünmeyenin vay haline. İnne fî halkis semâvâti vel ard ayetlerini söylüyordu. Evet, Resul-i Ekrem Efendimiz demek ki namazda uzun süre duruyor ve secdeyi uzun bir secde yapıyor ama me'sur dualar okuyordu. Hocam efendim, namaza zarar vermez yani secdemizin tabii, uzun olması. Tabii efendim. Peki şimdi bir secdeye gittiğimizde Subhane Rabbiyel Ala diyoruz hocam. Doğrudur. Şimdi Subhane Rabbiyel Ala'nın dışında buyurduğunuz gibi dualar yapabilir miyiz secdede? Yok, biz bunları yaparız. Yani Subhane Rabbiyel Ala. Yani genellikle çoğunluğa uyulur. Burada diyelim ki biz cemaatle namaz kılıyoruz. Yine aynen bu Sübhane Rabbiyel Alâ'yı 5, 7, 9 yapabilir miyim? Yapabilirim ama cemaatten birisi diyor ki ya ben tahammül edemiyorum yani bu kadar uzun olmasa diyor. Azınlığa uymam gerekiyor. Evet. Bu konuda azınlığa uymam gerekiyor cemaatle namaz kılarken. Ama diyelim ki teheccüd namazına kalktık seher vakti. Tabii. Namaz kıldık. Burada bu uzun secdeleri yapabiliriz. Yapabiliriz. Evet. Yapabiliriz. Teheccüd tabii, namazında tabii, uzun secdeleri yapabiliriz. Ne güzel söylediniz. Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, izleyicilerimiz yazmışlar. Adana'dan sizi zevkle izliyoruz. Cumanız mübarek olsun. Hocamın ellerinden öperim demiş izleyicimiz. Adana'ya selam edelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Muhsin Bey, size ve hocama hayırlı cumalar dilerim. Ethem Şahin, Akbenli Çiftliği Köyü, Sarıkaya, Yozgat'tan yazmışlar. Sarıkaya, Yozgat'a da selam edelim. Bir diğer izleyicimiz, hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Sizleri izlemeyi çok seviyoruz. Hocama lütfen selamlarımı iletirseniz Valim, sevinirim. Selam. Hocamın nurlu ellerinden öpüyorum demiş Allah izleyicimiz. Bulunduğu şehri yazmamış. Mersin'den sevgiler, Mersin'e selamlar. Bulunduğunuz köyler, kasabalar, şehirler, yazın lütfen, selamlaşalım sevgili izleyenler. Peki, bir videomuz daha var, görelim. Hayırlı günler hocam. Bir sorum olacaktı. Şimdi ben tek başına yaşayan bir tane de kızım var. Annem diyor ki ben zekatımı torunuma vermek istiyorum. Acaba kabul olur mu? Ama ben çalışıyorum. Borcum var ama kabul olup olmayacağını size sormak istiyorum. Yani torununa verse zekatı, malının 1/40 zekatı kabul olur mu? Teşekkür ederim. Yani anne zekatını torununa veremez. Anne zekat verecek durumda, torun zekat alacak durumda. Anne zaten ona bakmak durumundadır. Yani babaanne veya anneanne ona bakmak durumundadır. Yardım etmelidir. Yoksa zekat vermesi, yani yardım diye vermesi zekat olmaz. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz var. Telefonla devam edelim. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Buyurun. Hayırlı cumalar hocam. Nevşehir'e selam edelim. Buyurun, nedir hocamıza sorunuz? Hocam benim sorum şöyle. Ben eşimden boşanalı 6 yıl oldu. 2 çocuğum var. Eşimden nafaka alıyorum. Başka şehirde yaşıyor benim eşim. Tamam. Eski eşim. Yalnız onun orada kalacak, Nevşehir'de kalacak yeri yok. Çocukları görmek için yanına gelmek, benimle birlikte kalmak istiyor.
aynı evin içerisinde beraber kalmak istiyor. Ben de bunu istemiyorum. İstemediğimiz zaman da nafakanın göndermeyeceğini bize söylüyor. Bizi onunla şey yapıyor, korkutuyor herhalde. Yani bu ne kadar doğru, ne kadar soruyu yanlış. Doğru anlayalım. Şimdi ben bir özetleyeyim, not aldım ama hani yanlışımız varsa düzeltin. Ona göre hocamıza sözü bırakacağız. 6 yıl evvel ayrıldınız eşinizden, boşandınız resmi olarak. Başka şehirlerde yaşıyorsunuz. Eski kocanız, eşiniz başka şehirde yaşıyor. Çocuklar var elbette. Eşinizden nafaka da alıyorsunuz. Eşiniz Nevşehir'e çocukları görmeye geldiğinde diyor ki size, ben yani kalacak yerim yok. Ben evde kalayım. Sizin yanınızda kalayım. Evet. Böylelikle çocukları uzun da görmüş olurum. Kalmak istiyor. Bir hafta 10 gün kalmak istiyor. Ha, bir gün de değil yani. Bir hafta 10 gün evde sizde kalacak yani. Boşanan eşiniz. Evet, evet. Bir 10 gün falan kalmayı istiyor. Hep böyle bize sıkıntı yapıyor bu durumda. Şöyle yapalım. Hocam müsaade buyursanız reklama gitmemiz gerekiyormuş. Siz hatta kalın. Hatta kalın lütfen. Reklamlardan sonra tekrar sizinle birlikte olalım. Hem sorumuzu tekrarlayalım, hocamıza sözü bırakalım. Reklamlardan sonra aynı zamanda ilk şifreyi, birinci şifreyi paylaşacağız. Kısa bir ara rica ediyoruz. Yeniden birlikteyiz. Cuma sohbetleri devam ediyor sevgili izleyenler. Reklamlardan önce bir telefonda izleyicimizin sorusu oldu. Tekrar merhaba diyelim, hem sorusunu hatırlayalım. Hoş geldiniz yeniden. Nevşehir'e selam ediyoruz tekrar. Hatta mısınız? Evet, hatlayım hocam. Evet, kısaca özetleyecek olursak 6 yıl önce ayrıldınız, boşandınız resmi olarak. Eşiniz ve siz farklı şehirlerdesiniz. Eşiniz çocukları görmeye geliyor zaman zaman ve size diyor ki ya ben artık geldiğimde sizde kalayım 5-10 gün ya da bir hafta 10 gün sizde kalayım diyor. Siz de buna müsaade etmiyorsunuz, caiz değil diyorsunuz dinen. Doğru olmadığını düşünüyorum. Evet. Ben kabul etmediğim sürece bunun bana bir babalığı var mıdır hocamıza sormak istiyorum. Başka sorunuz var mı? Başka sorum da yok. Bir de kızım için bir sorum olacak. Nedir? Nedir? Kızım 25-26 yaşlarında. Kısmetinin bağlandığını düşünüyor. Kimle tanışırsa tanışsın ileriye gidemiyor. Yani bir böyle düzenli bir ilişkisi olmuyor. Evlilik yolunda ilerleyemiyor. Kimin bağladığını düşünüyorsunuz? Düşünüyorum. Acaba bu doğru mudur? Kim bağlamış olabilir? Böyle bir şeyi kim yapmış olabilir? Herhangi bir bildiğimiz biri yok ama böyle bir şüphelen yani şüphe içindeyiz yani. Peki ikinci soruyu olabilir da not aldım. Düşünüyoruz. Not aldım. O halde sözü hocamıza bırakalım. Siz de televizyondan cevabı takip edin, olur mu? Efendim birinci sorusunda hanımefendi kardeşimiz haklıdır. Yani o daha önce boşanmışlar, ayrılmışlar. Şimdi ama eşi diyor ki ben geleyim yanınızda bir hafta 10 gün kalayım diyor. Yani sevgili peygamberimiz la yahluvenna ahadukum bimra'atin illa ma'azi mahramin. Yani yanında mahremi olmadan nikah düşen erkekle kadının bir arada kalmaları uygun değildir buyuruyor sevgili peygamberimiz. Hatta şu hadisi de okuyayım. İyyakum ve dukhula alen nisa. Kadınlarla tenha kalmaktan sakının. Efraitel ham. Ya Resulullah peki kocasının kardeşi onlarla kalabilir mi? Yani kayınbiraderiyle kadın tenhaca kalabilir mi? El ham, el mevt. O ölümdür. O daha tehlikelidir. Yani kayınbiraderimdir. Onunla tenha yerde kalayım. Yok, o ölümdür, daha tehlikelidir diyor Allah'ın Resulü. Şimdi bu hanımefendi kardeşimizle bu beyefendi eski karı kocadırlar. Yabancıdırlar. Şimdi dinen iki yabancı. Dinen yabancıdırlar. Bunlar üçüncü şahısların giremeyeceği yerde kalmalarını dinimiz onaylamaz. Eski karı kocaydık ama eski karı kocaydınız ama şimdi ayrı oldunuz. Tamamen birbirinizden ayrısınız. Nikah düşen erkekle kadın üçüncü şahısların giremeyeceği yerde tenha kalmaları uygun değildir. Yani hocam şöyle anladım anlattıklarınızdan. Evet çocuklarını görmek için gelebilir. Evet 1-2 saat belki beraber zaman geçirebilir çocuklarıyla. Hep beraber. Yanında başkaları da olabilir. Başkaları olduğu
tamam. halde. Ama 3-5 gün kalayım, bir hafta kalayım, 10 gün aynı evde kalayım. Tenha yerde caiz kalayım uygun değildir. Evet. Evet. Diğer sorusu da 25-26 yaşında kızım var. Birileriyle tanışıyor fakat evlilikle sonuçlanmıyor. Kızım da kısmetinin bağlandığını düşünüyor dedi. Kısmet bağlanır mı? Kısmet bağlanması diye bir şey yoktur. Bunlar Rabbimizin elindedir. Yeter ki biz fazla seçici olmayalım. Fazla seçici olunca bu işler biraz zorlaşıyor. Yani kısmetini bekliyor. Kısmeti bağlanmış değil. Evet. Evet. Kısmetini bekliyor. Doğru. Evet. Peki devam edeceğiz ama birinci şifreyi paylaşalım. Hediyelerimizin olduğunu duyurmuştuk. Her hafta olduğu gibi bu haftada hediyelerimiz var sevgili izleyenler. 2 kadife kaplı Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. 1 de inci kutulu Kur'an-ı Kerim ve seccade seti hediyemiz var. Gördüğünüz gibi bu inci kutuyla beraber hediye edeceğiz. Toplamda 3 hediyemiz olacak. Hepsinin yanında da Hacı annemizin bu el emeği, göz nuru, anneanne babaanne seccadelerinden de ilave edeceğiz. Bu 3 hediye için 3 şifremiz olacak. İşte onlardan ilki ekrana geliyor. Lütfen not alınız. 1. şifre Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi. El-Mü'min. Ya Allah Celle Celaluhu. Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendisine sığınanlara aman verip onları koruyan Rabbimizin güzel isimlerinden biri. El-Mü'min Celle Celaluhu. Gönüllerde iman ışığı uyandırıyor ve kendisine sığınanlara da eman veriyor. Allah güven veriyor. Evet, Allah razı olsun hocam. 2 şifremiz daha var. Kalem kağıtlar hazır olsun. İlerleyen dakikalarda bu şifreleri de paylaşacağız. Programın sonunda bu şifreler lazım olacak size sevgili izleyenler. Bir video sorumuz var, görelim. Hocam iyi günler, hayırlı cumalar. Yalnız yayınınız hayırlı olsun. Enişten dileklerimi getirmek istiyorum. Hocam ben namaz kılmak istiyorum. Hani Allah yolunda gitmek istiyorum. Ama bir türlü gidemiyorum. Nefsime çok yeniliyorum hocam. Hırsıma çok yeniliyorum. İçimde hasetlik, fesatlık çok var hocam. İnsanlara karşı. Bir şey yapmak istiyorum. Yapamıyorum. Nefsim sürekli yeniyor beni. Nefsime yeniliyorum. Allah yolunda gitmek istiyorum. Allah'a söz veriyorum. Ama gene gerçekleştiremiyorum bunu. Hani bu şeyden kurtulmam için ne dua, hani ne yapmam gerekir? Hani Allah yolunda gitmek istiyorum ama gidemiyorum yani. Kimisi içinden hani gelir derler ya, içinden gelerek her şey olur. Ama benim içimden gelmiyor hocam. Ama ben en içten istiyorum. Ama bir türlü o yola sapamıyorum hocam. Bana ne olur bunun cevabını söyler misiniz? Buyurun hocam. Yani güzel bir soru. Güzel bir soru. Birçok kişinin derdi böyledir. Yani nefsine hakim olamıyor. Nefsin böyle frenine basamıyor insanoğlu. Bakın, 3 peygamberin bu konudaki duasını söyleyeyim. Yani Davud peygambere Cenab-ı Hak diyor ki, ya Davud, nefsine uyma. Feyudilleke an sebilillah. Seni Allah'ın yolundan saptırır. Yani bir peygamberi Allah yolundan saptırabilecek olan nefis bize neler yaptırmaz. Yusuf peygamber ne diyor? Ve ma überri'u nefsi. İnne nefse le emmâretun bissû. Ben nefsimi temize çıkarmam. Bütün şiddetiyle kötülüğü emreder nefis diyor. Peygamberimiz Efendimizin duasına bakın. Rabbi la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Ya Rab, bir göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma. Hazreti Muhammed Aleyhisselam böyle diyor. Bir göz açıp kapayıncaya kadar beni nefsime bırakma. Yani nefsin öyle 7 basamağı vardır Muhsin Bey. Nefsi emmare. Yani hep kötülüğü, behimi, hayvani duygular hakim burada. Hep günah var. Bu kafirde, kafirle mümin bu noktada
müşterek. Öyle mi hocam? İkisi de aynı. Emmare'de. Nefsi emmare. Her türlü kötülük hakim burada. Ama mümine yakışan hiç olmazsa ikinci basamağa çıkmak. İkinci basamak nedir? Nefsi levvame. Ne demek nefsi levvame? Yani hata işliyor ama pişman oluyor. Haddini biliyor. Tevbekar. Ya yanlış ettim ben diyor. Tevbe ediyorum ya Rabbi diyor. Mümine yakışan hiç olmazsa bu ikinci basamak. Üçüncü basamağa nefsi mülhime diyoruz. O nefis terbiyesinin üçüncü basamağıdır ama veliliğin birinci basamağıdır. Öyle mi? Evet. Nefsi mülhime. Veli zatların ilk basamağı. Dördüncü basamağa nefsi mutmainne diyoruz. Ne demek nefsi mutmainne? Allah'ın gerek enfüste gerekse afakta ve Kur'an'da ki ayetlerini düşünerek, Allah'ın zatını zikrederek gönlü, ruhu, doyuma ulaşan kişi, bu kişi dünyadan ayrılırken ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Ey ayetlerimi fikirle, zatımı zikirle, gönlü, ruhu, doyuma ulaşan kişi, dön Rabbine. Rabbin senden razı, sen ondan razı. Gir has kullarımın arasına, gir cennetime denilecek. Ama şart ne bakın? Ayetlerimi fikir, zatımı zikir ile gönlü doyuma ulaşan Allah kişi. Allah. Dördüncü basamak bu. Nefsi raziye, nefsi merziye, nefsi kamile gibi. Ya buradan öteye de yol, nefsi kamileden öteye de yol yok. Hulasa böyle bir nefsimiz var. Nefsin tıfıl gibidir. Verirsen büyür memeyi, emziğini vermezsen verin demez memeyi. Allah nefsin Allah. Tıfıl gibidir. Verirsen büyür memeyi, emziğini vermezsen verin demez memeyi. İmam-ı Busri böyle söylüyor. Yani beyefendi diyor ki içimde haset var, fesat var diyor. Ben namaz kılmak istiyorum, kılamıyorum. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Zaten namazı kılsak her türlü kötülüklerden çeker çevirir. Şöyle düşünmeli. Ben namaz kılmıyorum. Rabbim beni huzuruna kabul etmiyor mu yoksa? Yani Rabbimin huzuruna kabul edilecek durumda değil. Öyle demeli. Namazla ruh banyosu yapmalıyız. Namazla miraca çıkmalıyız. Yani Peygamberimiz ömrünün en mutlu anını miraçta geçirmiştir. Bizim miracımız da namazdır. Namazdan haz, huzur duymalıyız. Beyefendinin dediği gibi bir türlü hakim olan işte yiğitlik o. Nefsimi frenleyebilmem, namazımı kılabilmem, Rabbimi zikredebilmem, haramlardan da kendimi uzaklaştırabilmem. Hocam bu bahsettiğiniz ikinci basamak mıdır bu hal? En azından ikinci basamak. Yani beyefendinin basamak. Anlattığı bu hal nefsi levvame basamağı mıdır? Çünkü pişman oluyor sürekli. İşte ikinci basamak. İkinci basamak. İkinci basamak. Ama gönül ister ki akıllı mümine yakışan nedir? Üç, dört. Hele dört nedir? Nefsi mutmainne. Yani gönlü, ruhu, doyuma. Şimdi beyefendi işte onu istiyor. Onu istiyor. Onu istiyor aslında. Ben diyor haz, huzur duyamıyorum. Allah'ın yolunda diyor. Olmak yani istiyorum ben, diyor. İşte onu Rabbimizin ayetlerini okursak, dinlersek, camilere, cemaatlere gidersek, vaaz-ı nasihatler dinlersek. Gayret edersek. Gayret edersek. Ya baba himmet ol gayret. Baba himmet et. Kader gayrete aşık derler hocam. Ya doğru efendim ya doğru. Peki devam ediyoruz sevgili izleyenler. Instagram'dan da mesajlar ve sorular geliyor. Sedef Kaya yazmış. Hayırlı cumalar hocam. Amasya Taşova'dan selamlar. Biz de selam edelim. Elif Akça yazmış. Hayırlı cumalar hocam. Ankara'dan sizleri izliyoruz.
Hocamıza selamlarımızı lütfen iletiniz. Ailecek izliyoruz. Annem sizi çok seviyor demiş Ankara'dan. Allah razı olsun. Elif Akça. Bizden de onlara selam, saygılar efendim. Eskişehir'den hayırlı sabahlar. Hocamıza ve size selam ediyoruz. Cumanız mübarek olsun. Dua eder, dua bekleriz demiş Emel Okçu. Efendim şimdi hocam VTR'miz var. Müsaade buyurursanız. İnşallah bu dönemde haftada bir bunu yapmaya çalışacağız. Hep seyircilerimiz soru soruyor. Bu kez biz mikrofonu uzatacağız sokakta. Güzel. Bu kez arkadaşlarımız şöyle bir soru sordular. Kelime-i şehadet nedir, anlamı nedir diye sordular. Bakalım güzel, nasıl cevaplar almışız. Birlikte izleyelim. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Bizim için getirir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü şaşırdım şimdi. La ilahe illallah. Eşhedü Muhammed Abdü ve Resulullah. Anlamını biliyor musunuz? Nedir? Nedir anlamı? Ben bilmiyorum onu işte. Okumam olmadığı için. Nedir anlamı? Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Bizim için getirir misiniz? Tabii ki. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Evet. Allah tektir. Muhammed onun elçisidir. Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musun? Tabii, niye bilmeyeyim? Bizim için getirir misin? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Peki anlamını biliyor musunuz? Tamam, ben senin için bilmiyorum diyorum. Sen söyle. Müslüman değilim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Peki anlamını biliyor musunuz? Bir ilah vardır. Ondan başka ilah yoktur. Bu yani. Özeti bu. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyorum, evet. Peki bizim için getirir misiniz? Şimdi onun bir özel bir şey olması, an olması lazım. Onun için kelime-i şehadet o zamanlar getirilir diye düşünüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musun? Biliyordum. Benim babam Sofya abla mı, unuttum. Ama şimdi Müslüman olurum söylediğim zaman. Ben şimdi kafam çok karışık, biliyorum ama. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed onun kulu ve resulüdür. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Şehadet? Kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Evet. Bizim için getirir misiniz? Niye öyleyim? Neyin gereği varmış? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Evet. Ben şahit ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahit ederim ki Hazreti Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Tabii ki. Bizim için getirir misiniz? Tabii ki de hayır. Eşhedü enne la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yani Allah olarak bir tane, başka yok. Buna inanıyoruz. Ve Muhammed'in onun Resulü geldi bize. Risalet vermek için, dinimize öğrenmek için falan böyle. Kelime-i şehadet getirmeyi biliyor musunuz? Yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Kelime-i şehadeti biliyorsanız bizim için kelime-i şehadet getirir misiniz? Burada olmaz, ileri değil. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Anlamını biliyor musunuz? Anlamını biliyorum. Allah'ın adıyla ve Allah'ın adıyla bütün peygamberlerimizin adını getiriyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Anlamını biliyor musun? Hayır. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Anlamını biliyor musunuz? Evet. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür.
konuklarımıza ve katılanlara çok teşekkür ediyoruz. Her hafta inşallah farklı sorular soracağız hocam. Bakalım nasıl cevaplar alacağız. Güzel Muhsin Bey, yani vatandaşlarımızı tebrik ediyoruz. Bak, evet. Büyük ekseriyet şehadet cümlesini okuyabildi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ama anlamı konusunda böyle bazıları tam cevap veremediler. Ben şahitlik ederim ki şahitlik ederim. Yani şahitlik etmek için görmem lazım, dokunmam lazım, duymam lazım. Hatta demiş oluyorum ki beş duyu organlarımla şahitlik etsem belki de gözümdeki yanlış algıdan dolayı eksik kusur görmüş olabilirim. Ben beş duyu organlarımla vakıf olmaktan daha ileri derecede şahitlik ederim. Allah'ım sen haksın, varsın, birsin, ezelisin, ebedisin. Şahitlik ederim ki, yani şahidim ben bu işe, Hazreti Muhammed aleyhisselam kulundur ve elçindir. Peygamberimizin çok sıfatı var. Ama burada iki mühim sıfat. Bir, Rabbim senin kulundur ve elçindir. Senden alıp getirip bize haber verdiği şeylerin hepsinin doğruluğunu kabul ederim, tasdik ederim, şahitlik ederim. Öyle güzel bir söz ki bu söz ile İslam'ın kapısından içeriye girilir. Müslüman olmayan birisi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dedi mi İslam kapısından içeriye girmiş olur. Men kâne âhire kelâmihi la ilahe illallah dehalel cenne. Kişinin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girdi gitti. Amin. Ona tevhid diyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka hak mabut yoktur. Muhammed aleyhisselam Allah'ın elçisidir. Allah razı olsun hocam. Devam ediyoruz. İzleyicimiz WhatsApp'tan Güller Diyar Isparta'dan selamlar demiş. Hocam merkeze bağlı Kayı Köyü'nden yazıyorum. Hocamıza selamlar. Kayı Köyü'ne, Isparta'ya selam edelim. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. WhatsApp hattımız zaman zaman ekrana geliyor, tekrar edeyim. 0552 037 07 07 WhatsApp hattımız. İşte WhatsApp hattımıza gelen bir video soru. Bakalım izleyicimiz ne sormuş? Selamun aleyküm hoca. Ben Aydın Sükke'den arıyorum. Ben birisine iki tane altın verdim. Ama oldu 10 sene vermiyorlar. Diyorlar sen para verdin. Biz senin paranı vereceğim. Ben de dedim altın parasını verdim size. Siz kendin gittiniz koyuncunun yanında aldınız. Vermiyorlar. Kaç kere gittim söyledim vermediler. Bana getirdiler sahte para, kandırdılar bana, dedi bu altın senindir. Bana altın sahte getirdiler, verdiler bana. Ben yoktum, benim kaynanaya vermiştim, ben işteydim. Ben geldim kaynanaya vermiştim, kaynana bilmiyordu. Kaynana dedi ki senin altını verdiler. Ben de sevindim. Baktım sahteydi. Gittim gösterdim onlara, dedim niye öyle yaptınız? Dedi biz yapmadık, çocuklar yaptılar. Dedim o zaman verin paramı, yoksa size gideceğim şikayet edeceğim. Yemin ettiler, Kur'an'a al bastılar, dedi vereceğiz, vereceğiz, vereceğiz. Vermediler. Sonra kaynanesi ölmüştü. Dedi ki kaynanam vasiyet etti, ben bu altını veremem. Onun vasiyeti de kötü, benim vasiyeti de kötü. Hangi de hocam? Bir de benim kocam üstüne çok iftira atıyorlar. Çok günah işliyorlar. Diyor ki sen bunu yaptın, bunu yaptım. Ama benim koca bu haberleri hiç yok. Hiç suçu yok. Ama iftira iftira atıyorlar. İftira iftira atıyorlar. Bizim üstümüze çok geliyorlar. Ne yapma lazım hoca? Evet. 10 yıl önce 2 altın vermiş hocam. Borçları ödenmemiş. Bunun yanında bir de sahte altın vermişler. Ya Muhsin Bey, biraz önce şehadet cümlesi. O ne kadar önemli bakın. Rabbimiz Mutaffifin suresinde buyuruyor ki şu kişiler ki alırken hakkından biraz fazla almak, verirken karşı tarafın hakkından biraz eksik vermek isteyenler. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Bir gün olup da alemlerin Rabbinin huzurunda hesaba çekileceklerini sanmıyorlar mı? Sanmak ne demek? %30 derecesinde bilgi. Ama biz şahitlik ediyoruz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh diyoruz. Şimdi 10 yıl önce altın alınmış, yerine sahte altın teklif ediliyor, verilmiyor. Matlul ganiyyi zulmün, bu bir zulümdür. Zulmüle abad olan kahrile berbat olur. Almamazlığımın ahını çıkar aheste aheste, vakti sehere çıkmazsa bahara kalmaz. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهِ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanma. Rabbimiz böyle buyuruyor. Yani böyle olunca bakın güven sarsılıyor. Yardımlaşma duygusu kalkıyor. Bindiğimiz dalı kesmiş oluyoruz vesselam evet. Yani. Diğer taraftan eşime iftira atıyorlar. Eşimin hiç haberi bile yok diyor yani. Ya o da büyük olanlardan. Günahlardan biridir. Yani اِجْتَنِبُ السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ Yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. اَشْشِرْكُ بِاللّٰهِ Allah'a eş koşmak bir. Ve en sonunda da işte hiçbir şeyden haberi olmayan İffetli, şerefli kadınlara iftirada bulunmak. İnnellezîne yermûnel muhsenâtil gâfilâtil mü'minât. Yani iffetli kadınlara zina iftirasında bulunanlar yok mu? Lû'inû fid dünyâ vel âhire. Dünyada da ahirette de lanete çarptırılırlar. Ve lehum azâbun azîm. Onlara büyük azap vardır. Nur suresi 23. Ayet-i Kerime. Evet. İftira atanlar büyük günah işliyorlar büyük dolayısıyla. Günah işliyorlar. Peki devam edelim. Yine bir video var. Görelim. Evet. Bu videoyu izleyicimiz yollamış ama sesli değil. Ben okuyayım. Mesaj yazmış. Diyor ki namazımda bir sıkıntı olur mu hocam? Hayırlı cumalar. Ben Ürgüp'ten Yusuf demiş. Namaz bitene kadar hocam bu şekilde torunu evladı ya da ne bileyim işte aileden bir evladımız, kardeşimiz, çocuğumuz bu şekilde sırtında secdeye girecek. Namazı bozmadan devam ediyor. Namazı muteberdir. Gayet güzel. Tabii torununa şefkatten dolayı çocuk dedesinin bırakmıyor. Sırtına yapışıyor, bırakmıyor. Bakın kıyamda öyle, rükuda öyle ve o da namazın erkanını yerine getiriyor. Çocuk sırtındadır diye onlardan bir eksik yaptığı yok. Öyleyse mesele yok ya. Evet. Şimdi benzer sorular var. Devam etsin lütfen bu görüntü aksın. Kediyle ilgili de sorular var. Evde kedi besleyenler de bu şekilde namaz kılıyoruz. Yani kedi secde mahallinde oluyor, üzerimize çıkıyor. Ne bileyim kucağımızda oluyor, tahiyyatta otururken. Kediyle bu şekilde namaz kılmak bozar mı? Onda da bir sakınca yoktur efendim. Sakınca yok. Evet. Mevla kabul buyursun diyelim o halde. Devam edelim. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hayırlı cumalar hocam. Programınız hayırlı olsun. Amin efendim. Eşimle 2 yıldır evliyiz. 2 yıldan belli işe gitmiyor. Hiçbir işte çalışamıyor. Üzerinde büyü ve sihir olduğunu düşünüyor. Ne yapmalıyım? Bana yardımcı olur musunuz? Üzerinde ne büyü var ne sihir var. Sadece tembellik var bu adamda. Yani. Eyvah eyvah. Tam. Ve en leyse lil insan illa ma sa'a. Rabbimiz insanoğlunun çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani sevgili peygamberimiz işte bakın kuşluk vakti Mescid-i Nebevi'nin önünde dolaşan birini görüyor. İş güç zamanı burada ne arıyorsun? Ya Resulallah borcum var, kederim var. O yüzden Allah kapısı önünde dolaşıyorum. Ben sana bir dua öğreteyim. Sıkıntıdan kurtulursun.
ve borcunu da ödersin. Euzü bi nasıldı? Allah'ım euzü billahi minel aczi vel kesel ve euzü bike minel cübni vel buhul ve euzü bike min galebetit deyni ve kahrir rical. Ya Rab, kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilik tembellikten, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında kalmaktan, insanların zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Yani sahabeden biri dileniyor. Niçin dileniyorsun diyor. Yok bir şeyim yok ya Resulallah. Hiç evde hiçbir şey yok mu? Bir kilim var. O kilimin de yarısını altıma seriyorum, yarısını da üstüme. Yarısını yatak ediyorum, yarısını yorgun. Getir o kilimi. Açık artırmayla satıyor. Alıcı var mıdır o kilimi? Bir dirhemi alayım diyor birisi. Daha fazla veren var mı? Ben ikiye alırım. Tamam al sana sattım. İki dirhemi alıyor. Bir balta satın alıyor Efendimiz. Bir de sap. Hatta sapını da Peygamberimiz Allah geçiriyor. Allah Allah. Allah. Git dağa odun getir. 15 gün bana görünme diyor. Böyle dilenen kişi mahşer günü yüzünün etleri dökülmüş olarak gelecektir. Dilenen kimse dilenen için kişinin. Söyleniyor. Yani şimdi 2 yıl olmuş evlenmişler. Beyefendi yatıyor. Bende büyü var diyor. Sende büyü falan yok. Sadece tembellik var. Sorumsuzluk var sende. Yani bu evin geçimini sana evlenmeyeydin bari öyleyse. Yani bu evin geçiminden sen sorumlusun. Bu evin maişetini, yemesini, içmesini, her türlü masraflarını karşılamaktan sen sorumlusun. Bir suçlu arıyoruz hocam. O da işte cin, büyü, büyücü. Yani hep böyle. Evet. Yani biz suç şey olmayalım, biz suçlanmayalım. Tabii bir suçlu lazım. Bize büyü yaptılar. Tabii tabii. Onlar da suçlu onlar. Ailede huzursuzluk var. Ha bir suçlu lazım. He. Büyü yaptılar. Büyü ya da yaptı. Cin var üzerimizde. Hiç büyü falan yok. Hiç kimse karı koca ilişkilerine işte kimse empati yapmıyor hocam. Evet. Yani bende kusur ne? Ben niye böyle davranıyorum? Karşımdakini niye üzüyorum? Kimse çok bunları sormuyor. Doğrudur. Büyü var bizim. Yani eşime karşı bende sevgi, saygı var mı? Yok. O yok. Büyü yaptılar bize canım. Büyü evet. Yaptılar. Sen bir tavrını değiştir. Yani güler yüz, tatlı söz olsun. Bak nasıl büyü falan kalmayacak yuvada. Biraz evvel hocamızın aktardığı duayı tekrar edelim. Borç altında olanların okunması gerekiyor değil mi hocam? Hocam peygamberimiz tavsiye ediyor sonuç itibariyle. Tabii sevgili peygamberimiz böyle gösteriyor. Kederden, üzüntüden. Ama bakın sadece dua, kavli dua de, fiili de olacak tabii. Euzu billahi minel aczi vel kesel ve euzu bike minel cübni vel buhul ve euzu bike min galebetit deyni ve kahrir rical. Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında kalmaya uğramaktan Allah'a sığınırım. Yani ezberi de kolay bir dua. Bak tembellikten de burada Allah'a sığınılıyor ya. Evet. Hocamızın dua tavsiyesi bu kederden, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, evet. Cimrilikten, borç evet. Altında kalmaktan ve insanların zulmüne uğramaktan Allah'ım sana sığınırım. Bitti o kadar. Ezberlemesi kolay bu duayı tavsiye ediyor hocam. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar. Hayırlı cumalar. Buyurun efendim. Burdur'dan arıyor izleyicimiz. Buyurun. Alo. Buyurun. Yayındasınız şu anda. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hayırlı cumalar. Teşekkürler. Ben yıllar önce dayım vefat etmişti. Yani 50 yıl oluyor. 50 yıl. Birkaç ay önce de dayımın oğlu vefat etti. Cenazesini dayımın mezarına gömdüler. Hı hı. Ama dayımın kemiklerini toplayıp bir naylon poşete koyup mezara gömmüşler. Bunu duyunca biz bilmiyoruz bunun dinen bir hükmü var mı yoksa bu şekilde mi oluyor ne yapıyor bir tereddüte düştük. Hı-hı. Hocamı da sormak istedik. Yani babasının mezarına defnedeceksiniz dayı oğlunu. Defnedildi. Babasının mezarına defnedildi. Evet.
Ama babasının kemiklerini bir naylon poşete koyup onu da koymuşlar mezarın içine. Yani kemikleri olduğu yerde bırakmayıp bir naylon poşete toplayıp ikisini birden aynı mezara koymuşlar. Acaba doğru mu yaptılar? Ha, doğru mu yaptılar, ne yaptılar? Bunu merak ettik. İkinci bir sorum daha vardı. Hı hı. Prostat ameliyatı geçiren birisi idrar kaçırdığı için namaz kılabiliyor mu acaba? Tamam. Bunu da not aldık. İki soru. Teşekkür ediyoruz. Sözü hocamıza bırakalım. Hocam buyurun. Efendim, ideal olan bir mezara bir kişinin defni. Evet. Ama günümüz şartları içerisinde, hadi İstanbul'da dirilere yer bulunmuyor. Ya. O yüzden daha önce defnedilen mevtanın çürüdüğü düşünülünce mezara açılıp yerine ikinci bir defin yapılabilir. Ama hanımefendi kardeşimizin anlattığı gibi mezardaki daha önce defnedilen kişinin kemiklerini bir poşete koyalım. Sonra yeni defin yap. Buna gerek yok. Onu şöyle mezarın bir tarafına o kemikleri toplarız. Araya da bir toprak yığını koyarız ve yeni defini öyle yaparız. Yoksa tutup da bir kemikleri topla, bir torbaya koy. Doğru değil. Bunu doğru olmamış doğru diyorsunuz. Değil. Evet. Ama doğru olan ne? O kemikleri şöyle mezarın bir tarafına toplarız. Araya da topraktan bir yığın koyarız. Yeni cenazeyi oraya defnederiz. İkinci soru soracağım. Prostat ameliyatı olmuş. Efendim, bunun adına sahibi özür diyoruz. Diyelim ki iki namaz arasında devamlı görülüyor. Diğer namazlar arasında da hiç olmazsa bir kere görülüyor. Bu böyle olan kişinin nedir? Sahibi özürdür. Sahibi özür demek ne demektir? Yani şimdi öğle vakti oldu. Abdesti alır ama o akıntı da devam ediyor. Abdest bozan başka türlü hal olmadıkça, yani o idrar kaybından dolayı abdesti bozulmuş olmaz. İkindiye kadar bu abdest geçerlidir. İkindi vakti girince yeni bir abdest alır. O abdest ile akşama kadar, her türlü abdestli olarak yapıyor olur. Akşamdan sonra abdest alır, o da yatsıya kadar geçerli olur. Bunun adına sahibi özür diyoruz. Yani ben prostat ameliyatı oldum, affedersiniz idrar kaybı var. Durmadan da akıyor. Öyleyse ben abdest alamam. Öyleyse namaz kılamam. Yok, öyle değil. O akıntı olmakla birlikte biz abdest alacağız ve namazımızı da kılacağız. İnşallah. Peki biraz da Instagram'dan gelen sorulara bakalım sevgili izleyenler. Hem sorular var hem mesajlar var. Hayırlı cumalar. Cuma'nın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Kahvaltı sofrasında sizleri izliyoruz. Nur yüzlü hocamın ellerinden öperim. Estağfurullah. Dualarımızın kabul olduğu bir gün olsun demiş izleyicimiz Esra Kaya. Soru şöyle. Bir izleyicimizin sorusu, isminin okunmasını istemiyor. Eşler beraber olduktan sonra hemen gusül abdesti almalı mı? Ne kadar geciktirebilirler? Bir de cünüpken yeme içme olmaz deniyor. Bu konuda ayet ya da sahih hadis var mı? Yani cünüptürler ama diyelim ki Ramazan günü. Henüz gusül yapamadılar. İmsak da yaklaşmış vaziyette. Ya sahur yesek diyorlar. Ellerini, ağızlarını yıkarlar ve sahurlarını yaparlar. Guslü de ondan sonra yaparlar. Yani şimdi buna kadar süre olmalıdır. Yani cünüp olan kişilerin gusül yapmadan ne kadar zaman geçirebilir? Bir namaz vaktini geçirmemelidirler. Bir namaz vakti kadar namaz süre. Vaktini geçirmemelidirler. Evet. Yani şimdi diyelim ki sabah öğleyin ya da öğlen. Öğleyin. Yani şimdi öğle namazının vakti geçti. Niye? Biz gusül yapmadık. İşte ona şey yapmamalı. Öyle yapmamalı. Gusül yapmalı. Ve öğle namazını da kılmalı. Evet. Bir vakit bir namaz süre vaktini, verilir. Bir namaz vaktini geçirecek şekilde olmamalı. Olmamalı. Bu yeme içmeyle ilgili hocam, yani Ramazan'dan örnek verdiniz ama
Ramazan dışında yeme içmeyle ilgili bir Ramazan dışında da olsa elini ağzını yıkar, cünüp olduğu halde yer, ondan sonra da gusül tamam, yapar. Kısıtlama yok yani tamam. Yemek yiyebilir, su içebilir, tabii, bir kısıtlama tabii. Yok. Elini ağzını doğru. Yıkadıktan sonra bir mahsurlu değil. Doğru. Peki yine bir soru, Instagram'dan yine bir soru, izleyicimizin sorusu, Emine Hanım soruyor. Kayınvalideme cenazene de gelmem diye yemin ettim ama cenazeye katıldım. Şimdi ne yapmam lazım? Yeminimin kefareti nedir? Doğrusunu yapmış. Yani o yemini bozmuş. Şimdi ne yapacak bunun için? Ya bir köle azat edecek. Köle yok. Bu sefer 60 fakiri 10 fakiri doyuracak yani. 10 fakiri doyuracak evet. Peki izleyicimiz Sevim Hanım diyor ki hocam selamlar Muhsin Bey, değerli hocamızın borçtan kurtulmak için okuduğu duayı tekrar edebilir misiniz diyor. Ona Allahümme inni euzu bike minel hemmi vel hazen ve euzu bike minel aczi vel kesel ve euzu bike minel cübni vel buhul ve euzu bike min galebetit deyni ve kahrir rical. Ya Rab, kederden, üzüntüden, acizlikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç altında kalmaktan, insanların zulmüne uğramaktan sana sığınırım. Evet, peki. Devam edelim. Yine bir Instagram sorusu. Deniz Hanım bu kez soruyor. Babam intihar etti. Bunun günahı nedir? Babamın ahirette durumu ne olacak? Rabbimizin affına, lütfuna kalmış. Bize düşen rahmet okumaktır. Ama Efendimiz ne buyuruyor? Başkasının canına kıymak nasıl haramsa, kendi canımıza kıymak da o şekilde haramdır. Sevgili Peygamberimiz, kişi neyle intihar ederse kıyamete kadar o şekilde azap görür. Yani bir demirle mi? Bir demirle mi intihar etti? Ya da iple mi? Yüksekten bir yere atladı mı? Zehir mi içti? Yani neyle intihar ettiyse o şekilde azap olacaktır. Bize düşen rahmet okumaktır. Babayın durumu illa şudur deme yetkisinde değiliz. Rabbimiz affetsin, lütfetsin. Affetmek, bağışlamak Rabbimizin elindedir. Evet, Instagram'dan gelen sorulara tekrar döneriz. Lütfen mesajlarınızı, yazılı mesajlarınızı yollamaya devam edin sevgili izleyenler. WhatsApp hattımıza da video sorularınızı bekliyoruz. Hediyelerimiz için ikinci şifreyi paylaşalım. Öncesinde bir telefonumuz varmış. İzleyicimizi bekletmeyelim. Telefondan hemen sonra ikinci şifreyi paylaşalım. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, buyurun. Sağ olun, hayırlı sabahlar. Buyurun. Hocamıza bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Bizim dış kapıya, gül kapıma ben evde olmadım proje gündüz. Pis hayvan hınzır diyorlar. Tam duyamadım son cümlenizi. Hınzır ya, pis hayvan ya. Ha, domuz ya. Domuz ya. Evet, domuz ya sürüyorlar. Bu da 3 aydan bir, 4 aydan bir, 2 senedir sürüyorlar. Allah Allah. Bu da küçük oğlum 10 yaşında. Eli ayağı durmuyor. İnsanlara vurmaya başladı. Evimizde huzur yok. Hepimiz birbirimize girmeye başladı. Allah yani Allah. Niye sürüyorlar onu da anlamadım. Yani 2 senedir sürekli sürüyorlar. 3-4 aydan bir sürüyorlar. Tespit edemediniz mi? Kim yapıyor bunu? Edemedik. Ya hani bir, kimseye bir zararımız yok. Güvenlik kamerası yok tabii oralarda demek ki. Yok, evet yok. Şimdi dış kapıya sürülüyor bu. 3-4 evet. Ayda bir, 2 yıldır bu şekilde devam ediyor diyorsunuz. Evet. Siz nasıl fark ettiniz bu olayı? Ben hani affedersiniz kedi kişi zannettim. Konu komşuya sordum, dedim sürekli acaba 3-4 aydan bir neden oluyor böyle? Kedi de yapsa niye böyle hani 3-4 aydan bir yapıyor? Herkese sordum, pis hayvan ya dediler, bu kedi kişi değil dediler. Pis hayvan ya dediler. Dolayısıyla evet. Büyü olduğunu düşünüyorsunuz siz de. Bilmiyorum büyü mü değil mi ama o sürüldükten sonra 2 senedir çocuğum hastanelerden, ameliyattan eve gelemiyoruz. Ben onu hani çok kafaya taktım. Hocamıza sormak istedim. Acaba ne yapabiliriz? Yani peki. Çocuğum çok etkilendi. Küçük çocuğum aşırı etkilendi. Kaç yaşında? 10 yaşında. Allah bağışlasın.
Peki hocamızı dinleyelim. Bu hususta neler söyleyecek, kulak verelim. Televizyondan tamam, takip edin lütfen. Sağ olun sizden de. Hocam buyurun. Gelin hiç aldırış etmeyelim. Yok gibi kabul edelim. Yani domuz yağı sürmüşler de şöyle olmuş böyle olmuş da bırak. Onlar onu yapa dursunlar. Biz daha sağlam bir yere sığınalım. Nere o daha sağlam yerine? Muavvizeteyn veya muavvizat dediğimiz bak. Kul huvallahu ahad. Kul auzu birabbil felak. Kul auzu birabbin nas sureleri. Ve bir de ayetel kürsi. Bunları okuyunca sağlam bir kaleye sığınmış oluruz. Onlar durmasın ellerine domuz etine bulayıp dursunlar ya. Yani. Bulayıp dursunlar ya. Yani. O kötü niyetlerini başlarına mahkus olur o. Bundan dolayı gelin biz evhama, vesveseye kapılmayalım. Çocuğumuzun agresif halde olmasını da buna bağlamayalım. Başka bir rahatsızlığı olabilir. Başka rahatsız yaş değişmesi olmuş olabilir. Yani onun da uzmanları vardır. Hocam şöyle oluyor muhtemelen. Şimdi psikolojik olarak tabii ki etkileniyor. İnsan etkilenir mutlaka. Yani komşuya soruyorlar. Onlar domuz yağı diyor. Eve geliyorsun işte bunu eşinle paylaşıyorsun. Eşinle paylaşırken evdekiler duyuyor. Çocuk duyuyor falan. Aa bizim eve domuz yağı sürülmüş falan. İnsanlar bundan etkileniyor sonuç itibariyle. Rahatsızlığı olmasa bile insanların artık rahatsız olmaya başlıyorlar bu durumda. Ama şimdi bu sefer hanımefendi diyecek ki bundan daha sağlam bir şey varmış. Onlar dilediği kadar onu yapsınlar. Onların yani evi camdan olan taştan korksun diye bir söz var evet. Ya. Evi camdan olan taştan korksun. Bizim ev cam değildir. Bizim ev sağlam bir kaladır. Nasıl olacak? Demin dediğim gibi adı da bak muavvizat. Allah'a sığındıran sureler. Allah öğretmiş bunu. Peygamberimiz de böyle okumuş bu mübarek surelerle Allah'ın himayesine sığınmış. O ayetel kürsi öyle. Yani 30 gün sahir ve sahire orayı terk eder, etkin olamaz onların yaptıkları şeyler buyuruyor. E biz bu mübarek ayetleri okuyarak Rabbimizin himayesine sığınacağız. Yavrumuza da bunu söyleyelim, o da bunun etki alanına girsin. Yavrum biz daha sağlamına girdik. Onlar peşine de düşmeyelim. Kim yaptı? Yani kamera koyalım da yapanı yakalayalım. Yok, hiç peşine düşmeyelim. Biz daha sağlam kaleye sığınıyoruz. Çocukların yanında da bu tür şeyleri konuşmamak lazım değil mi hocam? Onların yanında da bunları dillendirmemek lazım. Ama eğer daha öncesi varsa bunun daha öncesi var dediniz. Hepsi o işin etki alanına girdi. Yok, daha sağlamı buymuş. Evet. Daha sağlamı buymuş. Biz yahu şimdi o büyücü bizim kadar emek verdi mi Muhsin Bey ya? Ya bizim ömrümüz bu yolu geçti. Bunun ilmiyle ya, geçti bizim ya. Hocam. Allah Allah. Yani bu göz boyacı, bu sahtekarların peşine düşelim. Tam da onu söyleyecektim hocam. Şimdi Allah. Gören yok, bilen yok. Yani kapının bir yerine domuz yağı sürüldü mü acaba onu da bilmiyoruz da. Doğru. Velev ki diyelim sürdüler. Birileri kötülük yapmak istiyor. Hocam bu kötülük yapmak isteyenlere neler söylersiniz? Ve min şerri hasidin izâ haset. Rabbimiz duasında hasetçinin, fesatçının şerrinden Allah'ım senin himayene sığınırım. Bu kötülük yani, yapanların ahirette durumu ne olacak? Tabii onlar yaptıkları kötülükler başlarına makus olacak. Ya. Evet. Peki devam edelim. Muhsin Bey sizin ve hocamızın cuması mübarek olsun. Hocamızın Allah ellerinden razı, öperiz. Sizi büyük bir muhabbetle izliyoruz. Manisa'dan çok selamlar demişler. Manisa'ya biz de selam edelim. Hayırlı cumalar. Hocamızı severek izliyoruz. Ankara'ya selam eder misiniz? Ankara'dan sürekli takipteyiz. Ankara hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. İkinci şifreyi paylaşacağız hediyelerimiz için. Üç hediyemiz var demiştik. İki Kur'an-ı Kerim hediyemiz var. Bir de inci kutulu Kur'an-ı Kerim ve seccade seti hediyemiz var. Bu hediyeler için ikinci şifre ekrana geliyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El Müheymin, ya Allah Celle Celaluhu. Yani işte bakın Rabbimizin güzel isimleri El Müheymin, gözetici ve koruyucu. Yani hem Rabbimiz gözetliyor hem de koruyor. El Müheymin olan Rabbimizin himayesindeyiz biz. Buna inanacağız. Evet.
Son bir şifremiz kaldı. Kalem kağıtlar hazır olsun. Kaçırmayalım inşallah son şifremizi. Yine bir video sorumuz var, görelim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sizi severek istiyoruz. Yeni yayın yılınız hayırlı olsun. Teşekkürler. Size soracağım soru. Gece geç saatlerinde mezara gitmek, mezarlığı ziyaret etmek bir sorun teşkil eder mi? Niye gece mezar ziyaret edilir? Belki hani onu da sormak isterdim şayet beyefendi telefonla katılmış olsaydı. Belki çalışıyor, gündüz müsait değil. Efendim Muhsin Bey, gece de ziyaret edilir, gündüz de ziyaret edilir. Mezar ziyaretinin iki amacı vardır. Bir, o ölene rahmet okumak. İki, bizim ondan ders almamız. Empati yapmamız. Hor bakma sen toprağa, toprakta neler yatır. Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kabe'ye temel kuran, Halil peygamber yatır. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatır. Viyana'da Muhsin Bey, Osmanlı tarihini yazmış Zimmer'in kabrini ziyaret ettim. Türkçe olarak mezarın üzerinde şu yazılı: mezarlığı ziyaretten maksat duadır. Bugün bana ise yarın sanadır. Yani sevgili peygamberimiz mezarlığa varınca diriye selam veriyor gibi. Selamu aleyküm dâre kavmün müminin. فَإِنَّا اِنْشَاءَ اللّٰهُ لَاهِقُونَ بِكُمْ نَسْأَلُ اللّٰهَ لِي وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ Müminlerin yurdu, size selam olsun. Size de bize de Rabbimden afiyet dilerim. İnşallah biz de arkanızdan geleceğiz. Yani biz de böyle yani hem empati yapıyoruz, yarın ben de buraya geleceğim. Ya nazıran bi kabri ve mütefekkiren bi emri emsi kuntu misle kadan tesiru misli. Ey kabrime bakan, beni düşünen kişi, dün ben senin gibiydim, yarın sen de benim gibi olacaksın. Ya. Yani adeta mezardan böyle bir ses geliyor. Efendim, zaman zaman mezarları ziyaret etmeliyiz, onlara rahmet okumalıyız. 11 İhlas-ı Şerif okursak, oradaki mezardaki yatanların hepsi bundan istifade eder ve biz de bunun sevabına ereriz. Evet. Amma gece, amma gündüz ziyaret edebiliriz. Yani zaman zaman, çünkü kalbimiz katılaşıyor. Maalesef. Mezar ziyareti bu bakımdan önemlidir. Sevgili Peygamberimiz ziyaret etmiş. Ayşe annemizi bir yerden geldiğini görüyor. Müminlerin annesi nereden geliyor? Kardeşim Abdurrahman'ı ziyaret ettim de oradan geliyorum diyor. Yani demek ki bakın annemiz de mezar ziyareti yapıyor. Teşekkür ediyoruz hocam. İzleyicimiz WhatsApp'tan soruyor. Biraz evvel hocam bir soru üzerine tembellikten de bahsettiniz. Hatta bir de dua tavsiye ettiniz. Benim de bir sorum olacaktı. Benim de namaz tembelliğim var diyor hocam. Şimdi bu namaz tembelliğinden nasıl kurtulabilirim? Aslında hepimizde var bu namaz tembelliği. Yani ihmal ediyoruz, geciktiriyoruz hocam. Ya vakti var diyoruz. Sonra son 5 dakikaya sıkıştırıveriyoruz. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar. Münafıkların Allah niteliklerini korusun. Anlatırken ya ben münafık mıyım ya? Yani Hazreti Ali Efendimiz bakın ezan okunurken rengi sararıyor, titriyor. Ne oluyor efendim diyorlar. Ya bu kimin daveti ya? Kimin huzuruna çıkacağız? Allah Allah. Peygamber terbiyesinde yetişmiş olan insan böyle düşünüyor namaz hakkında. Ama biz de üşene üşene ya. Öyle değil işte yani öyle değil. Müminler namazla haz duyarlar, huzur duyarlar.
innemel mu'minûne ellezîne izâ zükürallâhu vecilet kulûbühüm. Müminler o kişilerdir ki Allah anılınca heyecanlanırlar. Gönülleri cız cız eder. Namazda da ruh banyosu yapıyorum. Rabbimin huzuruna çıkıyorum. Yani demek ki Peygamberimiz Efendimiz ömrünün en mutlu anını Miraç'ta yaşamış. Namaz bizim için bir miraç oluyor. Ondan haz, huzur duymalıyız. Böyle üşenmek değil de. Bu konuda tembellik olmamalı diyorsunuz. Yani ayeti kerime bakın. Feveylün lil musallin ellezine hum an salatihim sahun. Namazı bazen kılıp bazen kılmayana, kılınca huzur, kılmayınca ızdırap duymayana veil, yazıklar olsun. Rabbimiz söylüyor bunu. Ayet. Ayet-i kerime, evet. Evet. Ya. Hocam, o halde şöyle bir alışkanlığımız olsa, ezan okundu hemen önce namaz. Doğrudur. Geciktirmemek için, bu tembelliğe fırsat vermemek için. Yani cemaatle kılamıyorsak diyelim. Hanımefendiler için özellikle. Suudi Arabistan'da bu dikkatimi çekti. Hakikaten Mekke-Medine arasında bazen yolculuk yaptığımızda gördüm. Namaz vakti gelince trafik duruyor. Cemaatle namazlar kılınıyor. Önce ondan namaz. Sonra yola devam ediliyor. Ya. İlla namaz, önce namaz. Aksaray'dan sevgiler demişler. Aksaray'a da selam edelim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Malatya'dan selamlar. Malatya'ya bize selam edelim. Biraz evvel hocamızın okuduğu borçtan kurtulma duasını ekrana rica ediyor seyircilerimiz. Arkadaşlarımız yetiştirebilirlerse ekrana versinler. Yetişmezse yarın da programımız var. Yarın inşallah ekranda görelim. Çok mesaj gelmiş bununla ilgili. Borçtan kurtulmak için hocamızın okuduğu o duayı ekrana verir misiniz diyorlar. Bugün yetiştiremezsek yarın inşallah ekranda olur sevgili izleyenler. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hayırlı cumalar hocam. Allah sizden razı olsun hocam, ben aydınlatacağınız için. Benim size bir sorum olacak. Babam bundan 5 yıl önce rahmetli oldu. Rahmetli olmadan önce de babam sürekli hayır kurumlar içindeydi. Camilere yardım yapıyordu, Kur'an kursunda okuyan çocuklara okutuyordu. Hocam babam rahmetli olmadan önce bana, kızım bana bir cami yeri bul, bankada benim az bir param var, onu ben camiye yardım etmek istiyorum dedi. Ben de bulamadım ve bunu dedikten 5-6 ay sonra da babam rahmetli oldu. Biz 7 kardeşiz hocam. Babamın köyde bir yayla evi var. Küçük parseller halinde tarlası var. Bu tarlaları ekip biçmiyoruz. Çok verimli olmadığı için. Şehirde bir evi var. Onu satışa çıkarttık hocam. Bu durumda hocam, durumu iyi olmayan kardeşlerim var. Bir kardeşimiz rahmetli oldu. Onun 2 öksüz çocuğu var. Bu bankadaki parayı hocam, bizim kardeşler olarak bölüşmemiz mi lazım? Yoksa camiye vermemiz lazım? Faiz olduğu için faizinde camiye yardım edersek günah mı olur, sevap mı olur? Bu konuda beni aydınlatırsanız çok mutlu edersiniz. Allah sizden razı olsun hocam. Her hafta sizi saygıyla, sevgiyle dinliyoruz. Bir şeyler öğreniyoruz. Hayırlı cumalar diliyorum hocam. Çok sağ olun. Hocam buyurun. Zannederim bankadaki mevcut paradan hepsi faiz değildir. Hepsi vadeli hesapta dedi. Hepsi faiz değildir. Ana para da vardır. Ana para evet. Helaldir. Faiz haramdır. Onu da kendi malı kabul etmek doğru değildir. Böyle olunca eğer bu da bıraktığı malın 1/3 içindeyse, bıraktığı malın bu para, yani bankadaki para babasının bıraktığı malın 1/3 içinde ise bu vasiyeti yerine getirmesi gereklidir. Bu hanımefendinin bankadaki ana parayı da faizi de alıp bir hayra vermesi gerekir. Bir hayra vermesi gerekir. Ama bir cami bul, yardım edelim demiş. Hı hı. Ama bulamıyorum diyor. Efendim. Çocuklarımın, kardeşimin çocukları var, ihtiyaç sahibi diyor. Onlara verebilir miyim diyor. İhtiyaç sahibi ise onlara da verebilir tabii. Evet. Onlara da verebilir. İhtiyaç sahibi ise onlara da verebilir ama illa bu faiz parasıdır filan demesine gerek yok. O evet. Para
her ne kadar onun adındaysa da onun değil, o faiz parası kendinin değil, haramdır. Sevap beklemeden onu bir fakire veya bir hayra veririz. Peki, telefonla devam edelim. Yine bir izleyicimizin sorusu olacak. Bakalım ne soracak. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Ordu bu kez. Buyurun. Televizyonun sesini kısalım lütfen. Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar. Televizyonun sesini kısalım. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. İlk maaşımla Ümre'ye gitmek istiyorum dedim. Evet. Ama bu şeyim gerçekleşiyor. Bu önümüzdeki ay Muhsin Bey. Nasıl yapabilirim? İlk maaştan da Ümre'ye gidilmiyor. Çoluk çocuğumun da borçları var. Tek gidebilir miyim? Hocama danışmak istedim. Hocamın sohbetinden çok feyiz alıyorum. Sürekli dinliyorum sizleri. Eksik olmayın. Cevap bekliyorum. Şimdi Umre'ye gitmek istediğiniz için bir söz verdiniz, öyle mi? Dediniz ki... Evet, evet. Bunu nasıl telafi edebilirim gidemezsen diye... Nasıl söz verdiniz? Tekrar eder misiniz? Nasıl söz verdiniz? Allah bana dedim nasip ederse, emekli olursam ilk maaşımla Umre'ye gitmek istiyorum dedim. Evet. Allah da bu şeyimi gerçekleştiriyor. Bu 10. ayın emekli oluyorsunuz. Evet. Maaşımı alacağım. İnşallah, inşallah. Ama Umre sözünüzü yerine getiremeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Getiremezsem nasıl bir şey yapabilirim? Gitmek çok istiyorum. Peki. Ama gidemezsem nasıl yapabilirim? Şimdi böylece adak olmuş yani. Adak mı oldu? Adakta bulunmuş adak yani. Allah emekliliği nasip ederse ilk maaşımla umre yapayım diye. Maddi imkanınız yok, ondan mı gidemeyeceksiniz? Yoksa yalnızsınız, teksiniz, ondan mı gidemeyeceksiniz? Onu anlayalım. Hatta mı izleyicimiz? Duyabiliyor musunuz bizi hanımefendi? Duyamıyor. Peki hocam, ne yapmak lazım? Böyle bir söz verdik diyelim. Şimdi şu anda gücü yetmeyecekse Allah'a verdiği sözdür. İleri bir zamanda bunu yerine getirir. Gücü yettiği halde gidemiyorsa, gitmiyorsa ya da. Allah'a karşı verdiği sözü yerine getirmesi lazım. Bunun telafisi olur mu hocam? O telafisi yok. 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 Telafisi yok. Çünkü böyle bir mecburiyeti yoktu. Evet. Böyle demekle kendini böyle bir mecburiyetin altına girdirdi yani. Hmm. Yani emekli olduktan sonra ilk maaşla umreye gitmek vaciptir diye Allah'ın bir emri yok. Böyle bir hükmü yok. Ama bu hanımefendi böyle dedi. Şayet emekli olursam, o günü görürsem, ilk maaşımla umre yapmamı adıyorum. Herhalde öyle dediğini anladım ben. Öyle anladık, evet. Öyle, öyle anladım. Öyle olunca da işte vacip olmuş oluyor. Vacip bir kulluk görevi hocam, oluyor. Hocam yanında girecek kimsesi yoksa, yalnızsa, bundan dolayı gidemiyorsa ne olacak? İşte o günü bekler, müsait olacağı zamanı bekler. Beklesin. Ekrana geliyor şu anda bu görüntüler canlı. Tekrar yönetmemizden rica edelim. Bakın bu görüntüler kutsal topraklardan, Mekke-i Mükerreme'den canlı görüntüler. Ara sıra Medine'ye de dönüyoruz. Medine'deki görüntüler de canlı hocam bu arada. İki ayrı canlı yayınımız var. Hem Medine-i Münevvere'den bu görüntüler canlı, hem de Mekke'den. Kutsal topraklarda Müslümanlar ibadetlerini yapıyorlar. Orada olmak vardı şu anda. Ah diyoruz. Mevla nasip etsin. Bayağı kalabalık hocam. Kabe de çok kalabalık, Medine de çok kalabalık. Tabii milletin hasreti geldi. Ya bakar mısınız? 2 yıllık pandemi dönemi girdi araya. O hasret dolayısıyla yani bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kabe yollarında kumlara batsam. Yani öyle Yunus'umuz böyle demiş ya, hak nasip etse de varsam, güzel Kabetullah sana, baku ben hayranın olsam, güzel Kabetullah sana, kara donun bürünür, arşla beraber görünür, sana varmayan yerinür, güzel Kabetullah sana. Allah Allah. Ya. Orada bulunan, umre ziyaretinde bulunan vatandaşlarımıza da selam ediyoruz. İzleyenlerimiz varsa selam ediyoruz. Biz de dua bekliyoruz hocam, değil mi? Biz de dua rica ediyoruz. Dua ediyoruz. Onlar makbul bir umre yapıp İnşallah. Selametçe
yollarını bekleyenlere kavuşmalarını niyaz ediyoruz. İnşallah. Ve onlardan da biz dua bekliyoruz. Hocam, Kabe'de yapılan duanın başka yerlerde yapılan duaya göre özelliği, farklılığı nedir hocam? Elbette farklıdır. Yani bu duaların kabul olduğu kutsal mekanların en başında geliyor. Yani Kabe'de, Harem-i Şerif'te yapılan dua, Mescid-i Nebevi'de yapılan dua, Mescid-i Aksa'da yapılan dua. De bugün Cuma, Cuma'da tabii özellikle Cuma, öyle, doğru. Gizlenen bir vakit var. Doğru. Duaların kabul olduğu bir an var değil mi Cuma'da hocam? Öyle. Evet. İnşallah dualarımızın... Tabii ezanla kâmet arasında da öyle. Yani adeta şöyle oluyor. Bir zengin düşünün. Evet. Para dağıtıyor, erzak dağıtıyor. Kuyruğa biz de girsek, yok sana vermem. Herkese veririm ama sana vermem demez. Yakış, Allah Allah. Yakışanı ne? Onlara veriyor, bize de verir. Yani Rabbimiz demek ki ezanla kâmet arasında onun lütfu, rahmeti coşuyor. Yağmur yağarken onun rahmeti coşuyor. O sırada ben de elimi açıyorum. Herkese veririm ama sana vermem yok. Allah Cenab-ı Hak böyle bir şey demez. Onu fırsat evet. bilmeli işte o zamanları. Yani Cuma gün öyle, mukaddes mekanlarda öyle, gece vakti. Hocam 5 madde saydı bakın not aldıysanız. Şimdi yakaladım onları ben. Duaların kabul olduğu vakitler bunlar. Şimdi vakitler. Kutsal topraklarda tabii, Kabe'de doğru. Şu anda orada doğru. Dua edenler var. Cenab-ı Hak geri çevirmez inşallah. Bir. İnşallah. Evet efendim. Ezanla kâmet arasında yapılan dua geri çevrilmez inşallah. 2. Farz namazın edasından sonra. 3. Ha. Ve seher vakitlerinde yapılan dua da reddolunmaz. 4. Evet. Yağmur. Yağmur yağarken yapılan dua. Evet efendim. İnşallah reddolunmaz, kabul olur. Dua bekliyoruz o halde. Duadan söz açtık. Biz de sizlerden dua bekliyoruz. Müminler birbirine duacı olmalı Muhsin Bey. Yani en çabuk kabul olan dua müminin mümine kıyaben yaptığı duadır. Yani biz akraba olarak bırakalım şu kırgınlığı, dargınlığı. Ya. Birbirimize böyle beddua edeceğimize duacı olmalıyız. Yani ben sizin için dua mı ediyorum? Melek diyor ki yanımdaki melek veleke bi misli zalik. Aynısını Allah sana versin diyor. Sizin için yaptığım duaya yanımdaki melek veleke bi misli zalik. Aynısını Allah sana versin melek diyor. Melek de bize dua ediyor. Ya öyle. Ne ya. Güzel bir müjde. Sizi severek izliyoruz. Allah razı olsun hocam. Bayburt'tan Ahmet Zengin. Biz de selam bekliyoruz. Bayburt'a da selam eder misiniz demişler. Ahmet Bey'e, Ahmet Zengin'e Bayburt'a da selam edelim. Hayırlı cumalar dileyelim sevgili izleyenler. Kahramanmaraş'tan izliyoruz. Elazığ'dan izliyoruz. Tokat Zile Belkaya Köyü'nden izliyoruz demişler. Herkese selam ediyoruz ve bir video soruyla devam ediyoruz. Görelim. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm hayırlı selam. Cumalar. Ben İran, Azerbaycan'ı Urmiye şehrinden arıyorum. Buradan sevgili hocamıza sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Saygıdeğer hocamızdan 4 tane sorum vardı. Birinci sorum, eğer bir insan yalan üzerine elini Kur'an'a basarsa bunun vebali nedir? İkinci sorum da, eğer bir Müslüman Müslümanın gıybetini ederse namazı ve orucu gelir mi? Üçüncü sorumda, hayvanlar da mı kıyamet gününde hesap verecekler mi? Dördüncü sorumda, bir bereket duası var mıdır efendim? Hmm. Teşekkür ederim. İsmim Muhammed Hüseyin, 16 yaşındayım. Kalın sağlıcakla, hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz Muhammed Hüseyin kardeşimize. 4 soru sordu hocam. Ya. Buyurun. Hatırımda kalanlardan Muhsin Bey, mesela hayvanlar kıyamet gününde hesap verecek mi? Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hakkını alacaktır ve ondan sonra onlar toprak olacaklar. Ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafir, bu tabloyu gören kafir diyecek ki ya keşke ben de toprak olsaydım. Yani onlar, hayvanlar böyle haklaştıktan sonra toprak oldu, bitti.
Ama keşke ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Keşke ben de toprak olsaydım diyecektir. Evet, demek ki hayvanların da böyle kıyamet gününde hesaplaşması söz konusu. Bereket duası, bakın şunu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de bir Vakıa suresi var. Hı hı. Vakıa. Sevgili Peygamberimiz ne buyuruyor? Men qara'a suretel Vakıa kulle leyletin lem tusubi faqatun ebeden. Yani her gece Vakıa suresini okuyan kişi yokluk yüzü görmez. İmza Allah elçisi. Abdullah İbni Mesud Hazretleri ölüm döşeğinde, Hazreti Osman Efendimiz devlet başkanı ziyaretine varıyor. Doktor çağırayım mı diyor Hazreti Osman. Evet. Abdullah İbni Mesud'a beni doktor, zaten doktor hastalandırdı diyor. Yani tevekküle bakın, bağlılığa bakın. Doktor çağırmana gerek yok. Peki kızların, bak dünyadan neredeyse ayrılmak üzeresin. Abdullah İbni Mesud, kızlarını maaşa bağlayayım. Yok, bağlama diyor. Peygamber doğru söyler. Peygamber buyurdu ki her gece Vakıa suresini okuyan yokluk yüzü görmez. Ben Vakıa suresini kızlarıma öğrettim. Vakıa suresini onlar okurlar, yokluk yüzü görmezler. O yüzden senin maaşa bağlamana gerek yoktur. Öyle Allah diyor. Teslimiyete bakar mısınız? Öyle ya. Bir de şu dua, yani Allahümme barik lena fi semerina fi medinetina. Ya Rabbi, meyvemize, şehrimize, ölçümüze, tartımıza bereket ver ya Rab diyerek sevgili Peygamberimizin dua ettiğini görüyoruz. Yani bu meyvenin ilkini gösterdiğin gibi sonunu da göster. Yani turfandasını gösterdiğin gibi sonunu da göster diyerek Efendimizin, bakın ya Rabbi, meyvemize, şehrimize, ölçümüze, tartımıza bereket ver diyerek dua ettiğini görüyoruz. Bereket duası şu anda ekranda hocamızın tavsiye ettiği, Peygamber Efendimiz'den öğrendiğimiz bir dua bu. Not alabilirsiniz, ekran görüntüsü alabilirsiniz sevgili izleyenler. Allah'ım, ürünlerimize bereket ver, şehrimize bereket ver, tartımıza bereket ver. Allah'ım, bize verdiğin bu bereketin başını gösterdiğin gibi sonunu da göster. Evet, evet. Bu şekilde dua edebiliriz. Çok da güzel başka bir dua. Başka ama neydi, tamam, dört soruyu yakalayabildik. Diğer soru mi hocam şu, Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etmek caiz midir? Böyle bir şey var mı dinimizde? Ama bu da yemin sayılır ve yalan yere yemin, doğru değildir. Yani sevgili Peygamberimiz böyle büyük günahları sayıyor. Ela ve kavlu zûr ve şehadeti zûr. Yalan söz, yalan şahitli. Yalan söz, yalan şahitli. Yani keşke sussaydı Peygamber aleyhisselam, mübarek vücuduna eziyet ediyor dedik diyor sahabe-i kiram. Ve bir de tabii gıybet ederken sorusunun biri de o, gıybet acaba namazımıza, orucumuza gıybet zarar ediyorsa, verir mi gıybet? Zarar verir mi? Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Zerre kadar hayır işleyen mükafatını görür, zerre kadar şer işleyen de onun karşılığını, cezasını görür. Yani demek ki namazımızın sevabı ayrı, orucumuzun sevabı ayrı, ama gıybetimizin de, yaptığımız gıybetin de hesabı ayrı. وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Birbirinizi gıybet etmeyin. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ اللَّحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Ölmüş kardeşinizin etini yiyebilir misiniz? Bak tiksindiniz. Akıllı müminler, yiyemezsiniz, yemeyin, vazgeçin. Vazgeçin, gıybet etmekten vazgeçin. Yani gıybet gibi günahlar Muhsin Bey, gıybet, suizan, iftira, bunlar büyüyor, büyüyor, cinayete sebep oluyor. Evet, evet, evet. Nefrete sebep oluyor, belalara sebep oluyor. Yani bugünlerde ben maalesef bazı televizyon haberlerinden çok rahatsız oluyorum ya. Bizim memleketimizde hiç iyi şeyler olmuyor mu? Hep kavga mı olur? Hep
dövüş mü olur, hep dayak mı olur, hep cinayet mi olur? Yani sıkıntılanıyorum bu haberleri dinlemekten. Çok haklısınız yani. Hocam. Evet. Çok haklısınız. Aynı şeyleri hissediyorum ben de sizin gibi. Evet. Evet. Peki, biraz evvel işte duadan bahsetmiştik. Hocam da çok güzel şeyler anlatmıştı. Duanın vakitlerinden bahsetmişti. Biz de dua rica etmiştik. İzleyicimiz İstanbul'dan diyor ki, ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin diye dua etmiş. Ne kadar güzel ya. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim. İyi yayınlar dilerim. Muhsin Bey, benim de sorumu hocamıza iletebilirsiniz. Çok sevinirim. Benim sorum dualarla ilgili. Benim gerçekleşmesi istediğim çok şey var ve bunlarla ilgili de oldukça çok sık dua ediyorum. Özellikle de geceleri. Fakat ne kadar dilersem, ne kadar dua edersem edeyim, dualarım kabul olmuyor. Ve ben bunun sebebini çok merak ediyorum. Acaba duaların kabul olması için bir ön şartlar mı vardır veya duaların özel vakitleri mi vardır? Ve bu nedenlerden dolayı mı dualarım kabul edilmiyor? Ve kabul olması için de nelere dikkat etmeliyim? Bunu hocamıza sorabilirseniz çok sevinirim. Çok güzel bir soru. Tam da konumuzla ilgili. Hocam buyurun. Duaların kabul olması için ön şartlar var mı diye sordu. Benim duam neden kabul olmuyor diye sordu. Hangi vakitlerde dua yapabilirim diye sordu izleyicimiz. Mahşer günü kişi amel defterini eline alınca, ya Rabbi şu sevapları biliyorum ama şunları bilmiyorum. Yani bunları ne için verdin, nereden verdin ya Rabbi bana? Kulum, sen bir konuda dua ediyordun. Ben de senin menfaatin gereği onu gerçekleştirmiyordum ya. İşte o, onun yerine bu sevapları verdim. Kabul olmayan dua. Kabul olmadı gibi gördüğün duaları yerine bu sevapları verdim. O zaman ya Rabbi keşke hiçbir duamı kabul etmeyeydin. Hiçbir duamı kabul etmeydin de hepsi amel defterime böyle sevap olarak geçeydi. Yani Allah'ı zikir sevabı oluyor. Yani demek ben şunu istedim, o gerçekleşmedi. Eyvah, benim duam kabul olmuyor dememeli. Eyvah, benim duam kabul olmuyor dememeli. Bizim bildiğimiz bilmediğimiz hikmeti vardır, maslahatı vardır, maksadı vardır. Bize düşen ona teslim olmaktır. Amel defterimize sevap olarak geçiyor ve yine duaya devam etmektir. Peki hocam, duanın kabulü için şartlar var mıdır diye sordu izleyicimiz. Bu konuda neler söylersiniz? Yani biz dua ediyoruz. Her zaman, her vakit dua ediyoruz ama bir ön şartı var mı? Var mı? Dua, vardır. Ya da duaların. Bir kere tevbe istiğfar etmeli. Şartlardan birisi. Tevbe istiğfar etmeli. Diyelim ki bir ilçe. Hadi yağmur duasına çıkacağız. Önce bir kere tevbe istiğfar. Kul haklarını ödeyelim hadi. Bakın ilçede herkes hak sahipleri zimmetine geçirenler ödüyorlar. Af diliyor gıybet etmiş olanlar. Helallık istiyorlar. Yağmur duasına çıkmadan önce. Yağmur duasına çıkmazdan önce. Sonra haramlardan da uzak durmalıyız. Ve duaya başlarken Allah'a hamd, sevgili peygamberimize salatü selam, içten tevazu ile yalvarmalı ve duada ısrarcı olmalı. Ümit ve korku içinde. Beynel havfi ve reca. Hem korku hem ümit. Ümitsizlik de yok. Büsbütün emin de yok. Ya Allah beni cennete koymayacak da kimi koyacak? Öyle değil. Ya da ben işte bana cehennemde bile yer yok. Yanlış. O da yanlış, o da yanlış. Demek beynel havfi ver reca. Korku ile ümit arasında. Ve bir de zaman. Yani mesela gece sahur vakti çok önemlidir. Yakup Aleyhisselam'ın evlatları, baba bizim için af dile, sevfe estağfiru lekum, sizin için af dileyeceğim. Ne zaman? Ne? Seher vakti. Seher vaktinde. Seher vakti. Ve bil esharuhum estağfirun. O cennet yolcusu müminler ki seher vakitlerinde af dilerler. Seherler derde dermandır. Seherler lütfu rahmettir. Seher vaktinde istiğfar en makbul ibadettir. Hocam seher vakti
Hangi aralıktır? Hangi vakit aralığıdır? Onu da soralım. İşte imsak, imsaktan sonraki zaman. Ezandan önce? Heh, tamam. Sabah ezanından önce, doğru. İmsaktan sonraki vakit. Doğru. Seher vakti. Doğru. Teheccüd vakti de diyebilir miyiz, yoksa teheccüd daha mı erken olur? Teheccüd daha önce. Daha önce. Çünkü artık imsak olunca teheccüd kılamayız. Evet. İmsak olunca teheccüd, nafile namaz kılamayız. Sadece o günün sabah namazının sünnetini kılarız. Teheccüd daha olur. Erken bir vakit. Şeyden önce oluyor, imsaktan önce oluyor. Daha erken bir vakit. Evet. Şu anda ekranda duanın kabulü için şartlar, duadan önce tevbe istiğfar edilmeli dedi hocam. Evet. Yediği lokma helal olmalı, haram yiyorsa vazgeçmeli, helale devam etmeli, sözleri de doğru olmalı. Yani ne sürekli kadar? Hocam dilinde yalan. Şunu ya. Yaptım, bunu yaptım, bunu yapacağım, onu yapacağım ama dua ediyor. Ondan sonra da diyor ki dualarım kabul olmuyor. Doğru. Lokma helal, söz doğru olmalı. Yani sevgili Peygamberimiz öyle buyuruyor. Şuna bakın hele. Yediği haram, giydiği haram, ellerini açmış, ya Rab, ya Rab diyor. Böylesinin duasına nasıl icabet olur diyor. Evet. Reklama mı gidiyoruz? Ha tamam. Peki. Telefonumuz varmış. İzleyicimiz bekletmişiz. Kusura bakmasın, hakkını helal etsin. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı. Buyurun. Sağ olun. Size de hayırlı cumalar. Allah teşekkürler. Cumanızı mübarek etsin. Amin. Amin. Hayırlara vesile eylesin. Amin. Hocamın ellerinden öperim. Amin efendim. Hocam iki tane sorum olacak. Evet. Biz eşim vefat etti. 6 sene oldu. Hı hı. 4 seneden beri her sene eşime kurban kesiyoruz kurban bayramında. Biz kendimize de kesiyoruz, eşime de kesiyoruz. Hı hı. Şimdi de sağdan soldan diyorlar ki ölüye kurban kesilmez. Birinci sorun bu. Tamam. Ölüye kurban kesilmez, bir sefer kestiniz tamam diyorlar. Tamam. Ondan sonra ikinci sorum da ben sadece 2 dua biliyorum. Bir kul Allah'u, bir de elhamdülillah. Bunun ikisiyle namaz kılıyorum. Ve sabah namazının güneş doğmadan peşinden bir günün kaza namazını kılıyorum. Bu doğru mu? Yanlış mı? Hocamın bana bunu aydınlatmasını üç istiyorum. Soru oldu. 3 soru oldu şimdi. Bir sorum daha müsaade edin. Siz hakkınızı helal edin. Milletin hakkına girdim. Helal etsin millet hakkını. Bir sorum da şu. Bizim eşimden emekli maaşı ya da hiçbir şey kalmadı. Ben kendim emekliyim. Ben kendim emekliyim. Çocuklarımla birlikte oturuyorum. 2 tane çocuğum var. Çalışıyoruz. Onlar çalışıyor. Beraber oturuyorum. Ben şimdi kocama hayır yapıyorum. Benim param onların içine karıştığı için kocama hayır geçer mi? Ama çocuklarıma hep diyorum ki oğlum babamızın hayrına. Ben yapıyorum bunları hep babamızın hayrına. Sizin emekleriniz. Bunları bana hocam eğer ayrıntılarını verirse çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin bütün izleyiciler. Size de çok selamlar hocam, ellerinizden öptüm. Estağfurullah efendim. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Müslüman aleminin de cuması mübarek olsun. Allah Rabbim hayırlara vesile eylesin. Amin. Kurban olduğum Mevlam hayırlara vesile eylesin. Ne güzel konuştun. Tamam, ne güzel anlattın. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok da hassas. Bakın hakka girdim diyor. Uzattım diyor. Bekleyenlerden rica ediyorum. Haktan helal etsinler diyor. Ne kadar güzel. Peki hocam 3-4 soru sordu izleyicimiz. Hangisiyle başlamak istersiniz? Bu mesela en son. Merhum eşi için kurban kesmesi. Eğer vasiyet etti ise ve vasiyet edenin de parası var idiyse o zaman kurban kesmesi gerekir. Hazreti Ali Efendimiz her sene kurban bayramında çift kurban kesiyor. Niye çift kurban kesiyorsunuz ya Ali diyorlar. Bunlardan biri kendim için, biri de Peygamber Aleyhisselam için. Peygamber Aleyhisselam vasiyet etmişti, o yüzden kesiyorum diyor. Vasiyet etmişti Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz'e vasiyet etmiş. Öyle oluyor. Hazreti Ali Efendimiz'e vasiyet ediyor ve bir kurbanı kendisi için, bir kurbanı da Peygamberimiz için kesiyor. Şimdi beyefendinin eşi herhalde vasiyetinin olmadığını sanıyorum. Bir defa yapmış, hakikaten yeni kurbanlar kesmesine mahal yoktur. Böyle bir mecburiyet altında değildir. Hanımefendiye şey demişler hocam, ölüye kurban kesilmez, niye kesiyorsun demişler.
Gücümüz yetiyorsa keseriz ama mecbur değiliz. Değil. Mecbur değil. Vasiyet ettiyse mecburuz. Vasiyet etmediyse mecbur değiliz. Tamam, bu birinci soruydu hocam. Evet. Diğer sorusu, iki sure biliyorum dedi. İhlas suresi, Fatiha suresi. Namazlarımı bunlarla kılıyorum dedi. Bir de sabah namazından sonra güneş doğmadan evvel bir günlük kaza namazı kılıyorum dedi. Hanım kardeşimiz düzgün konuştu. Düzgün konuşabilen bu hanım kardeşimize yakışan şu ki, bakın Fatiha-i Şerif, İhlas-ı Şerif, bunlar yetmedi. Bir de mesela Kevser suresini bilmesi, bir de tahiyyat, salli bari de bilirse pek iyi olur, namazlar pek iyi olur diyor. Yani hocam, öyle olur. O yüzden bu düzgün konuşmayı yapan hanımefendinin Kevser suresini öğrenmesi zor mu Allah aşkına? Yani tahiyyatü'yü de öğrenmesi. Bence öğrenir hocam. Öğrenir diye çok da güzel konuşuyor. Belli ki hafızası da iyi. Öyle oluyor. Öğrenir o bence. O halde salli bari de öğrendi mi tamam. Kaza namazı? Sabah namazının farzından sonra kaza namazı kılıyorum. Kılar ne zamana kadar? Güneş doğuncaya kadar. Güneş doğduktan sonra 45 dakika geçinceye kadar kazada, nafilede kılamaz. Sabah namazından sonra güneş doğana kadar bir günlük kaza namazı kılabilir yani. Bir günlük, beş günlük diyelim ki sabah namazını kıldı, daha güneşin doğmasına 20 dakika var diyelim ki. Tamam. Veya 15 dakika tamam. Var. O süre içerisinde kaza kılabilir mi? Kılabilir. Kılabilir. Evet. Ama güneş doğduktan sonra 45 dakika geçene kadar kılamıyor. Yok, kılamaz. Kaza namazı kılamıyor. Son sorusu da, emekliyim diyor. Benim param var, emekli gelirim var. Çocuklarım çalışıyor, onların da paraları var. Belli ki ortak hesap bunların hepsi. Bu ortak hesaptan diyor ki, ben vefat eden eşime, işte vefa örneği, onun namına hayır hasenatta bulunuyorum diyor. Acaba diyor çocuklarımın hakkına giriyor muyum? Onların da muvaffakatını alırsa daha iyi olur. Söylüyormuş zaten. Babanızın hayrını yapıyorum. Ne kadar güzel. İşte sağlam aile, kutlu ailenin vefa örneği. Bu da bir vefa örneği. Ey yümemre etim matet ve zevcuha anha razın da haletil cenne. Hangi kişi ki vefat ederken eşi kendinden razı, cennete girdi. Mevla ölmüşlerimize rahmet etsin diyelim. Bir video sorumuz var. Soruyu görelim. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar Sayın Hocam. Pazardan 3 kilo barbunya aldım. Yarısı böyle çürük, çarık çıktı ya hocam. Kul hakkı, bu pazarcılar nasıl ödeyecek kul hakkını? Ya Rabbi, kul hakkından bahset hocam. Komşu hakkından bahset. Saat 9'da fındık kırıyorlar. Allah gündüzü neye yaratmış ya? Gündüz kırın, gece yiyin. Ya sabah namazına biz erken kalkıyoruz ya, namazımızı kılıyoruz, beyim işe gidiyor. Ya kul hakkı, ya bu kul hakkı Sayın Hocam, kul hakkından ve komşu hakkından bahsedin. Saygılarımla, iyi günler hocam. Teşekkür ediyoruz. Evet, pazardan aldığım barbunyanın yarısı bu şekilde çürük çıktı demiş. Onları da çekmiş, yollamış bize izleyicimiz. Lütfen kul hakkından bahsedin diyor izleyicimiz. Bir de komşularım gece, akşam fındık kırıyorlar. Yani sonuç itibariyle biz sabah erken kalkıyoruz, gece de uyuyamıyoruz. Bu kul hakkı değil mi? Lütfen kul hakkından bahseder misiniz demiş, sitem etmiş izleyicimiz. Muhterem hocam, müsaade ederseniz bu sorunun cevabını, aynı zamanda son şifreyi reklamlardan sonra paylaşalım. Tamam. Kısa bir aramız var, az sonra birlikteyiz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar Sayın Hocam. Pazardan 3 kilo barbunya aldım. Yarısı böyle çürük, çarık çıktı ya hocam. Kul hakkı, bu pazarcılar nasıl ödeyecek kul hakkını? Ya Rabbi, kul hakkından bahset hocam. Komşu hakkından bahset. Saat 9'da fındık kırıyorlar. Allah gündüzü neye yaratmış ya? Gündüz kırın, gece yiyin. Ya sabah namazına biz erken kalkıyoruz ya, namazımızı kılıyoruz, beyim işe gidiyor. Ya kul hakkı, ya bu kul hakkı Sayın Hocam, kul hakkından ve komşu hakkından bahsedin. Saygılarımla, iyi günler hocam. Teşekkür ediyoruz bu video için. Hocam, sözü size bırakacağım ama bölmemek için son şifreyi paylaşayım müsaadenizle. Sonra tamam, devam edelim. Tamam. Üçüncü ve son şifremiz ekrana gelecek. Üç hediyemiz var. Bu hediyeler için not aldıysanız son şifreyi de lütfen not alınız. Ekranda yine Cenab-ı Hakk'ın o mübarek, o güzel isimlerinden birisi daha. El-Aziz, Ya Allah Celle Celaluhu. Mağlup edilmesi mümkün olmayan galip.
Aziz ismi çok defa Hakim ismiyle geçer. Kötülük edenlere derhal ceza vermez anlamına. Bize düşen nedir? Kötü heveslerimize hakim olmalıyız. Arzularımızı helal ve temiz yoldan temin etmeliyiz öyleyse. Rabbimiz hem azizdir hem hakimdir. Yani biz bir suç işledik, al başına yıldırım demiyor, ya. Öyleyse biz de arzularımızı helal ve temiz yoldan. Biraz önce sual soran hanımefendinin sorusuna gelelim. Diyor ki barbunya aldım. Yani bu bütün pazarcı esnafını siz böyle yapıyorsunuz demek değil. Ama böyle yapmak doğru değil. Bakın men gâşşenâ feleyse minnâ. Bizi aldatan, bizi hile eden bizden değildir. Öyleyse bunun hesabı var. Dediği gibi hanımefendi de dediği gibi bu kul hakkı ya. Allah'ın Resulü bu kul hakkı mevzuunda öyle titizlik gösteriyor ki düşünün ömrünün son günlerinde Hazreti Ali Hazreti Fazlı'nın kolları arasında ashabın huzuruna çıkıyor. Ashabım sizden ayrılacağım için mahzunum. Rabbime kavuşacağım için neşeliyim. Ashabım bugün içinizde bana karşı en sevgili olan şayet bende hakkı olan varsa lütfen gelsin bu hakkını alsın. Beni üzerinde kul hakkı olarak Rabbimin huzuruna gitmeme sebep olmayın. Rica ediyorum. Kimin hakkı varsa, kimin malını aldıysam işte malım. Kimin sırtına vurduysam işte sırtım. Ya Resulullah canımız feda, bizim ne hakkımız olur filan. Bu ikram değil ashabım bana, bu ikram değil. Ola ki hakkı olan vardır, lütfen gelsin alsın. Sahabeden biri diyor ya Resulullah siz bir zaman emir buyurdunuz, şuraya 3 dirhem verin diye. Ben sizin adınıza verdim, o tekrar bana ödenmedi. Fazlı derhal onu öde. Yani Allah'ın Resulü bakın, ömrünün son saatlerinde ashabın huzuruna çıkıyor bunları söylüyor. Sizin içinizde bana karşı en sevgili olan hakkı varsa gelip hakkını alandır. Yani bakın bu kul hakkı ihlalidir. Bunun hesabı ağırdır. Bunun hesabı ağırdır. Etedrune men el müflis, iflas eden kim biliyor musunuz? İflas eden ya Resulallah bir zarara bir ziyana uğrayıp da serveti samanı elinden çıkana iflas etti denilir. Hayır hayır o değil iflas. Gerçek iflas şudur. Yani birinin malını almış vermemiş, birinin dövmüş, birini rahatsız etmiş. İşte bu kişi Allah mahkemesine gelir ve bu sevaplarını verir, karşılamaz karşının hakkını ve onun günahları da buna yüklenir. Sümme turha finnar ve cehenneme sevk edilir. İşte iflas budur. Gerçek iflas ebediyet iflasıdır. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Diğeri de fındık kırıyor adam diyor. Gecenin bir vakti. Namaz, yani şimdi ama hakikaten o kişi bundan rahatsız olur fındık kırarken. Adam belki uyuyacak, uyuyamıyordur. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yuhsin ilâ câri. Allah'a ve ahirete imanı olan komşusuna sıkıntı vermesin. Allah'a ve ahirete imanı olan komşusuna iyilik etsin. Bakın bir Maun diye bir sure var. Çoğumuzun ezberindedir evet. Bu mübarek sure. Ve yemne'ûnel ma'ûn. Komşu hakkından bahseden bir suredir. Yani komşunun ihtiyaç hissettiği alet, edevatı vermeyene de veyiller olsun. Ayet. Yani ayeti kerime Rabbimiz öyle buyuruyor. O yüzden Muhsin Bey biraz önce sizinle konuşuyorduk. Batı dünyasında gece bir komşu mümkün diğerini değil. Rahatsız eder mi? Etmez. Biz bu reklam arasında hocamızla sohbete devam ettik. Bu barbunya işte izleyicimizin yolladığı soru üzerine. Hakikaten hocam yıllarca siz de bulundunuz. Ben de yurt dışında bulundum. Ya bu tür kul hakkı ihlalleri olmuyor be hocam.
Olmuyor. Olmuyor. Başka dine mensuplar ama hassaslar bu konularda. Demek yani ki gece 8'den sonra kimse kimseyi rahatsız etmiyor, gürültü olmuyor. Bu bir eğitimdir. Okullarında mı verildi, nasıl olduysa. Halbuki bizim de bu kul hakkı meselesi çok önemli bir konudur. Biz de işte bakın değerli milletimize bunun bu hassasiyeti göstermelerini hatırlatıvereceğiz. Kul bize düşende bu kul hakkıdır bu. Evet. Yani komşuyu rahatsız etmek, komşunun müsaadesini alalım, eğer müsaade ediyorsa yapalım. Ama komşu belli ki bundan rahatsız oluyor. Komşu bize böyle yapsa biz bundan rahatsız olmaz. Bir hanım bana dert yanıyor hocam. Dul bir kadınım. Bir de kızım var yanımda, öğrenci. Ben diyor zemindeyim. Üstümüzde 3-4 tane erkek kalıyor. İnanın atlar bu kadar tepişmez herhalde diyor. Ya ben itiraz etsem belki daha beter yapacaklar. Ben ne yapayım? Satsam satamıyorum. Ya. Başka yere ya. Gideyim gidemiyorum. Uyuyamıyorum. Bu kul hakkı değil mi? Bakın ya. Şu kocasını kaybetmiş bir kadın. Yanında da biricik kızı. Ama üst kattaki adamlar atlar tepişse herhalde bu kadar tepişemez Allah diyor ya. Allah. Bu komşu rahatsızlığı değil midir? Kul hakkı değil midir bu ya? Evet, teşekkür ediyoruz bu soru için. Vesile evet. oldu hocamızın bu sohbetine. Helal kazanç elbette önemli. Ticarette ahlak önemli. Ticarette dürüstlük önemli. Ticarette hak önemli. Yani maalesef mala ve paraya olan zaaflarımız yüzünden başkalarının hakkını yiyoruz hocam. Öyle oluyor. Yani. O bizim zaafımız. Yani kul hakkına giriyor sonuç itibariyle. Bu zaaflarımıza biraz herhalde fren basmak lazım. Böyle zaaflarımız varsa fren basmak lazım. Kul hakkı hem dünyamızı hem ahiretimizi yıkıyor hocam. Muhammedül Emin'in bağlılarıyız yahu. Güvenilir Muhammed'in. Bugün biraz geçti değil mi? El Mü'min. Evet. Yani Rabbimizin isimlerinden biri. Yani güven veren, güvenilen insanız. Mümin ol. Bizim de adımız, bizim de sıfatımız mümin. Öyleyse bize de güven duyulmalı yani. Allah razı olsun. Peki izleyicimiz WhatsApp'tan sormuş. Hayırlı cumalar, benim de bir sorum var. Türkiye'de 2 aydır misafirim. 2 hafta sonra tekrar yurt dışına evime döneceğim, gideceğim. Ama belli değil, gideceğim gün belli değil. Namazlarımı şu anda ben nasıl kılmalıyım? Seferi olarak kılmalıdır. Yani bulunduğu yerden 90 kilometre öteye giden kişi 15 gün kesin orada kalacağını bilirse mukim olur. Eğer 15 gün kalmıyor, ne kadar kalacağını bil. 1 ay kalıyor, 2 ay kalıyor ama hala belli değil. O süre içerisinde hep seferi olur. Şu anda seferi. Seferidir evet. Evet, namazlarını seferi olarak kılacak. Şifreleri paylaştık. Hattımızı düşüren ilk izleyicimizi inşallah vaktimiz olur. Yayına alacağız sevgili izleyenler. Bu arada Cuma duasından sonra, hocamızın duasından sonra programımız bitmeyecek. Programımız bir miktar daha, biraz daha devam edecek. Bugün yine kutsal topraklarda hocamızın sohbeti var. Sohbet konusu da Mescid-i Gamame. Hocamız inşallah Mescid-i Gamame'yi anlatacak. Bu isim nereden geliyor? Gidenler bilirler. Medine-i Münevvere'de Mescid-i Gamame, Bulut Mescidi. Bu mescid ismini nasıl aldı hocamız anlatacak. Bir de Efendimizin kadınlara verdiği değeri anlatacak. Böyle bir sohbeti var. Bir de menkıbemiz olacak yine. Bel Sultanlığından Gönül Sultanlığına giden yol nasıl olmuş, menkıbemizde anlatacağız inşallah. Hattımızı ilk düşüren izleyicimiz belli oldu mu? Merhaba diyelim, tanışalım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Bakalım kimmiş? Kadriye Şen, Aydın. Aydın'a selam ediyoruz. Tebrik ediyoruz Kadriye Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Kimlerle izliyorsunuz, takip ediyorsunuz programımızı? 2 tane küçük çocuğum var, onlarla. 2 evladınız var, onlarla. Evet. Kaç yaşında çocuklar? Biri 4 yaşında kızım. Evet. Oğlum 1,5 yaşında. Allah bağışlasın. Aydın merkezde misiniz? Aydın, İncilova'dayım. İncilova'dasınız. Evet, ne güzel. Evet. Her hafta izler misiniz? Her hafta takip ediyor musunuz? Evet, her hafta takip ediyorum. Peki, şifreleri not aldınız. Duyalım, ilk siz düşürmüşsünüz. Neydi birinci şifre? El-Mü'min. İkinci şifre? El-Müheynin. Üçüncü şifre? El-Aziz. Ya Allah, Celle Celaluhu.
Tebrik ediyoruz Kadriye Hanım. Hediyenizi inşallah Aydın'a, İncirlova'ya adresinize yollayacağız. Ailenize tekrar selamlar. Teşekkürler. Hayırlı cumalar. Sağ olun. Hayırlı cumalar. Peki hattımızı ikinci olarak düşüren kim? Antalya Hüseyin Davaz. Tebrik ediyoruz. Antalya'ya selamlar. Hattımızı son olarak düşüren kim? Emine İnci Gaziantep'ten düşürmüşler. Tebrik ediyoruz. Hediyenizi inşallah Gaziantep'e yollayacağız. Sevgili izleyenler, programımız duayla devam edecek. Cuma duamız var. Ama az evvel de belirttiğim gibi cuma duasından sonra programımız bir miktar daha sürecek, devam edecek. Yarın da yine Kanal 7 ekranlarındayız. Onu da hatırlatalım. Saat 09.50'de muhterem hocamızla yine sizlerin huzurlarında olacağız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da programımızı duayla inşallah devam ettirelim. Dualarımızın icabet saatine denk geldiği güzel bir gün olsun. Evet, amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhane rabbiyal aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin, sana hamdolsun. Amin. Sıhhat verdin, afiyet verdin, iman verdin, hidayet verdin. En büyük servet, en büyük devlet imana erdirdin. İman nimetini aramadan buldurdun, sana hamdolsun. Ya Erhamer Rahimin, gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Ya Mücibed De'avat. Sevgili Peygamberimiz senden neleri istediyse onları bize lütfeyle. Amin. Nelerin şerrinden senin himayene sığındıysa o türlü şerirlerin şerrinden bizi hıfzu emanında eyle. Amin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Sevgili Peygamberimizin sünnetiyle mütesennin, ahlakıyla mütehallik eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celal Vel İkram, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, seni sevenlere bizi rol model eyle Ya Rab. Amin. Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celal Vel İkram, Rezzaksın. Helal ve bol rızıklar lütfeyle. Amin. Rızkımız gökteyse yere indir, yerdeyse önümüze çıkar. Amin. Haramsa helal eyle, zorsa kolay eyle. Amin. Hafizsin, muhafaza eyle. Amin. Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. Amin. Fallahu hayrun hafızan ve huve erhamur rahimin. Amin. Ya müfettihal ebbab, iftah lena hayral bab. Ya Rab, fettahsın, kapılar açarsın, huzurun, bereketin, mutluluğun kapılarını aç. Amin. Sana giden iman caddesinden ayaklarımızı kaydırma. Amin. Nefse, şeytana, şeytanlaşmış insanlara uydurma. Amin. Mümin doğduk, mümin yaşamayı, iman-ı kamille, hüsnü hatime ile, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek sana kavuşabilmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Amin. Ya Rab, kabirde suallerimizi asan ve cevaplarına muktedir eyle. Amin. Bizden evvel ayrılarak huzuruna varmış cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Taksiratlarını mağfur, sayilerini meşkur eyle. Amin. Ya Rab, Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celal Vel İkram. Şu konuda da dua edilse de, şu insanlar amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Kutsal değerlerin korunması uğruna hayatlarının baharında, çiçekleri burunlarında kan vermiş, can vermiş,
aziz şühedamızı, sevgili peygamberimize komşu eyle. Amin. Kederdiğide hısımlarına sabırlar yağdır. Amin. Sabırlarına da hudutsuz mükafatlar ihsan eyle. Amin. Ya Rab, ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve mahkur eyle. Amin. Ahir ve akıbetimizi hayr eyle. Amin. Ya Rab, Mevlid kandilinin gölgesi üzerimize düştü. Bizi sevgili peygamberimizin ahlakıyla mütehallik, sünnetiyle mütesennin eyle. Amin. Dünyada ravzasını ziyaretleri, ukbada da şefaatine nailiyetleri ihsan eyle. Amin. Evlatlarımızı sevgili peygamberimizin ahlakıyla ahlaklandır. Amin. Ya mücibed deavat, ya mutiyel mesulat, ya kaziyel hacat, ya hayyu ya kayyum, ya zel celal vel ikram, ya Erhamer Rahimin, Rahmansın, Rahimsin, rahmetini, merhametini üzerimizde daim eyle. Amin. İnayetini üzerimizde daim eyle. Amin. Güç yetmez, takat gelmez, afet ve musibetlerle bizi imtihan etme. Amin. Hayırların fethi, şerlerin defi, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El-Fatiha. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâllîn. Amin. Bel Sultan İbrahim Ethem bir gece hanımıyla kuş tüyü yatakta yatarken kendisini rahat hissetmiş olacak ki, hatun, cennette de seninle böyle beraber olsak dedi. Tam bu sırada sarayın damında bir ayak sesi işitildi. Damda bir adamın gezdiği anlaşılıyordu. Bel Sultan İbrahim Ethem sinirlenmişti. Kim bu saatte o damdaki? Ne arıyorsun orada? Yukarıdan ses geldi. Devemi kaybettim. Onu arıyorum. Hükümdar iyice kızmıştı. Behey şaşkın. Damda deve mi olur? Damdaki cevap verdi. Ey hükümdar! Damda deve aranmaz da atlas yataklarda cennet aranır mı? Bu söz hükümdara çok tesir etmişti. Sabah vezirleriyle görüşürken aklı fikri gece olan bu hadisedeydi. Bu sırada bahçeden sesler gelmeye başladı. Pencereden bakınca iri yarı bir delikanlının saray muhafızlarıyla tartıştığını gördü. Seslenerek onları içeri çağırdı ve gence ne istediğini sordu. Genç sinirle, ben hana girmek istiyorum. Bunlar bırakmıyor dedi. İyi ama burası han değil ki, saraydır. Ben de padişahım. Genç itiraz etti. Hayır, han dedi. Peki nasıl han oluyor? Senden önce kim vardı burada? Babam vardı. Ne oldu ona? Göçtü gitti. Ondan önce dedem vardı. Ya ona ne oldu? O da göçüp gitti. Peki efendim, birinin konup birinin göçtüğü yere han denmez mi? Genç bunu söyleyip çekip gitti. Gece damdaki adamın sözleri ve şimdi de bu gencin sözleri iyice canını sıkmıştı padişahın. Hemen av elbiselerini giyip kırlara doğru sürdü atını. Bu iki olayın tesirinden kurtulmaya çalışıyordu. Bir ceylan gördü. Bunu kovalamaya başladı. Birkaç saat bununla uğraştı. Sonunda öyle bir yere sıkıştırdı ki artık ceylanın kaçacağı yer yoktu. Kendi kendine ceylana seslendi. Beni çok yordun. Şimdi ne yapacaksın? Nasıl kurtulacaksın elimden? Tam bunları düşünürken bir hal oldu. Ceylanla göz göze geldi. Çaresiz ceylan adeta gözleriyle padişaha şöyle diyordu. Senin başka işin yok mu?
Ne istiyorsun benden? Beni öldürmek için mi yaratıldın sen? Kendi vazifeni yapsana sen. Bunun üzerine İbrahim Ethem okunu yayını atıp tevbe etti. Padişahlığı da bıraktı. Bir daha da memleketine dönmedi. Gitti İslam alimlerine talebe oldu. Senelerce ilimle uğraştı. Sonunda da İbrahim Ethem Hazretleri oldu. Rahmetullahi aleyh. Değerli seyirciler, Medine-i Münevvere'deyiz. Mescid-ül Gamame'nin önündeyiz. Buralarda sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ve kutlu ashabının izleri vardır, hatıraları vardır. Evet, bu Mescid-ül Gamame neyi hatırlatıyor bize, neyi anlatıyor? Bilindiği gibi Peygamberimiz Efendimiz bayram namazlarını açık havada kıldırırdı. Burada kıldırırdı. Bura geniş bir mekandı. Kadın, erkek, cumhur, cemaat bayram namazı kılınırdı. Ve Efendimiz hatta bayram namazına hanımlar da gelsin, mazeretli hanımlar da gelsin buyuruyor. Ya Resulallah, mazeretli hanımlar namaz kılacak mı? Hayır, kılmayacaklar. Ama onlar niye gelsinler? Onlar da o atmosferi yaşasınlar. Onlar da duaya iştirak etsinler. Yani o havanın etkisine girsinler diye, üstelik mazeretli hanımların da buraya gelmesini istiyor. Ve Peygamber Efendimiz hutbe okuduğu sürece mübarek başının üzerinde güneş incitmesin, rahatsız etmesin diye de sanki bir çakılı bulut bulunduruyor Rabbimiz. Ve o yüzden bu mabedin adı Mescid-ül Gamame, bulut camisi olmuştur. Peygamberimiz Efendimizin pek çok mucizeleri var. Duygulara hitap eden mucizesi, akla hitap eden mucizesi, her peygamberin duyguya hitap eden mucizesi olmuş. Peygamber Efendimizin de olmuş. Ama Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Hala devam etmektedir. Akla hitap etmektedir. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Bu kitabı biz indirdik. Biz koruyacağız. Biz. Ve harfi değişmeden yüzyıllardan beri gelmektedir. Okumuş, okumamış, ilim tahsili yapmış, yapmamış, herkesi dün de bugün de etkilemektedir. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina, kulumuza indirdiğimiz kitapta Allah'tan mıdır, değil midir diye bir şüpheniz varsa, hodri meydan, ne kadar edibiniz, hatibiniz varsa seferber olunuz, tamamının değil, bir suresinin benzerini getiriniz. Ve elbette getiremeyeceksiniz ve getirilememiş, hala orijinalliğini sürdürmektedir. Değerli seyirciler, sevgili Peygamberimiz görülüyor ki kadını ikinci sınıf görmüyor. Kadın annedir ve cennet anaların ayağı altına serilmiştir o peygamber tarafından. Ey Allah'ın Resulü, en çok kime iyilik edelim? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Annene. Sonra kime? Babana. Yani üç defasında annene. Anne bir müddet karnında taşıdı, bir müddet bağrında taşıdı, ömür boyu da kalbinde taşıdı. Bu üç döneme işaret olsun diye Allah'ın Resulü insanlar içinde en çok kime iyilik edelim sorusuna üçünde annene, dördüncüsünde babana diyor. Yuvada baba güneş, ana ay, çocuklar da yıldızlar mesabesindedir.
Yani müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. Aile yuvamızda burcu burcu saygı olmalı, sevgi olmalı. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. Şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim. Huzur bulasınız, sevgi ve saygı duyasınız diye. Mutluluk, sevgi, saygı demek nikah gölgesindedir. Müminin dünyadaki cenneti aile yuvasıdır. İşte bu peygamber bakın ne buyuruyor. Bey hanımına sevgiyle bakarsa, hanım da saygıyla karşılık verirse, Allah da onlara rahmetle bakar. Evde bereket olur, evde ağız tadı olur, huzur olur. O evde gül biter, çiçek biter. Yuvada kavga olur, nefret olursa orada diken biter, ayrık biter. O dikenler, o ayrıklar da başa bela olur. Ana başta tac imiş, her derde ilac imiş. Bir evlat pir olsa da anaya muhtaç imiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.